arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Oo yine Mete burada. Valla ne yapalım Mete gitmek istemedi. Biz de böyle evi stüdyoya çevirdik. Stüdyo ev oldu. 3 artı 1'di. 3 odasına attık abi böylece stüdyo ev oldu. Nasıl çok Aynen, iyi direkt, espri değil mi? Direkt stüdyo. Cenk Verdem'e bağlıyoruz bu arada. <laughs> Evet merak etmeyin arkadaşlar format. Formatı bozmayacağız. Şimdi birazdan ciddi konulara döneceğiz. Bu arada e, yeni bir şey geliştirdik. Teknik hangi yazılım olduğunu söylemeyeceğim ama bir yazılım sayesinde belirli bir boşluktan sonra ki olan boşlukları otomatikman silecek. O yüzden çok daha verimli bir şekilde podcast yapacağız. Şu anda Mete bana bakıyor. Evet normalde aynen podcast'leri böyle kaydediyordum. Aynen. Mesela ben bir kelime söylüyorum, duruyorum. Ondan sonra hangi kelimeyi söyleyeyim diye. Ama bunun artısı da şu oluyor. I'lar azalıyor baya. Bundan önceki yani gizsiz efekes 3'ü de gene aynı program, aynı yazılım sayesinde boşlukları kesme şansımız oldu. Ama gene de stres altında olduğum için yani o yazılımın olduğunu bilmediğim için fazla ığlamışım. Şimdi onları da azaltmış olacağız. Yani gittikçe gelişiyoruz arkadaşlar şey komik oldu açıkçası yani efekes 1'den itibaren gene sanki böyle baştan öğreniyormuş gibi oldum kaydetmeyi gerçekten edit sistemi değişince her şeyi baştan öğrenmemiz gerekiyor zaten şeyde düşünüyorsunuzdur hala daha böyle videolar için falan da böyle şey diyorum ya işte çekim yapmayı öğreniyoruz yavaş yavaş falan 2006'dan beri hatta 2005'ten beri çekim yapıyorum şeyleri hatırlıyorum yani 2005'teyken böyle videonun arkasına işte müzik koyardım sen biliyor musun mesela onları o 320'ye 240 videolar var. Böcek var mesela. Nasıl doğar ya? Arı var. Arı şeyi örümceği götürüyor arka tarafta müzik var falan. İzlemişim. Oyuncakları falan izledim ben. Böyle Oyuncaklar bile yeni kamerayla. Canon X-Sus aslında yeni kamera yani. 640'a 480 çekiyor. Onun bir bile daha da eskisi var. İyice geriye gidersen görürsün. Oradan itibaren ta şeye kadar bugüne kadar yani 2015'e kadar kaç 10 sene geçmiş aradan. Hala da diyoruz ki işte abi biraz daha gelişiyoruz falan. <laughs> <laughs> İnsanlar bunu merak ediyordur. Yani her yeni yazılım çıktığında, her teknolojimizi bir ilerlettiğimizde ne bileyim bir Glidecam alıyoruz mesela. Glidecam'i 80 kere denememiz gerekiyor. Her teknolojimizi ilerlettiğimizde onunla ilgili biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden bu podcastlerde de aynısı geçerli. Şimdi edite abandığım zamanlarda daha farklıydı. Şimdi o kadar edit için vakit olmuyor. Ama işte bu yazılım sayesinde yazılım en azından boşlukları alacak. Ve şey çok güzel. Sadece boşlukları yok etmiyor. İstediğiniz zamana indiriyor. Mesela ben e, ne demiştik 0.75 saniyeden mesela daha uzun olan boşlukları 0.75'e indiriyor. Böylece siz de çok fazla boşluk duymayacaksınız. Ben de çok strese girmeyeceğim. Çok fazla ığlamama da gerek kalmayacak. Hem de edit içinde o kadar vakit de harcamayacağız. Şimdilik bu şekilde devam edeceğiz. Hatta her iki haftada bir değil de bazen mesela hemen bir hafta sonra da yapabiliriz ama yani o kesin değil. Ona alıştırmayın kendinizi şimdilik. Ama bu şekilde kolay bir şekilde devam ederse ara ara en azından yani ekstra bir işimiz olmazsa her hafta da yapabiliriz bazı durumlarda. Dışarıdan sesler geliyor ne yapalım. İşte edit olmadığı zaman tadilat var. Tadilat var maalesef. Zaten bitmiyor. <laughs> bu şekilde yani ben mesela çok fazla geri bildirim alamadım tabii. Gitsiz Efekest 3 ile ilgili. Çünkü şu anda şimdilik Sadece üye olanlar dinledi. Bu cuma üye olmayanlar da dinleyecek. Yorumlar nasıl? Üç kişi zaten yorum yapmış. Üçü de beğenmiş. <laughs> zaten o yani adamlar zengin. Değiliz. Zengin adam niye yorum yazsın ki yani? Bu şefaktan. Zaten parayı bastırıyorum diyor. Niye yorum yazayım ki diyor. Ha, haklı yani. O şekilde dışarıdan gürültüyü gitmesini bekleyelim. Ne yapalım abi? Siz duyuyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Duyuyorsanız ses verin. Duyuyorsanız ses verin. Duyuyorsanız duyuyoruz deyin şeye doğru. Mikrofona doğru. Biz <laughs> algılarız. Ha tamam duymuyorlarmış. Tamam. Algılamadım. Teknoloji ki var. Var öyle bir teknoloji. Bilmiyor musun sen? Şimdi öyle. Podcast hangout yapıyoruz şu anda abi. Evet sonuç itibariyle dediğim gibi Mete her seferinde olmasa da vakit buldukça gelecek. Vakit bulamadığı zaman ben tek başıma yapacağım veya başka konuklar gelir. Ekşici abi mesela <laughs> çağırırız bir gün. Bir gün üçlü, üçlü yaparız üçgen <laughs> şeklinde. Ekşici abi ortaya alırız. Biri sağ biri sol kulaklıktan Ekşici abi ortadan konuşur falan. Hani şey ben tarafsızım anlamında. Aynen. Sanat filmi falan olunca direkt ona sorarız. <laughs> evet konulara geçelim istersen. Gene daha önceki gibi Mete bakacak konulara. Söyleyeyim mi? Söyle. Bir tane çarptı gözüme tam böyle alnım benim elinden. Gene mi alnın? Eyvah kezban mı? Aynen. sanat filmi çıplak sahne. Ah tamam. Nasıl güzel mi? Güzel. Bu. Ne bu abi? Abi arada görüyorsundur büyük ihtimalle sanat filmlerini sen benden daha çok takip ediyorsun. Maalesef. Ee, i̇şte bak ekşici reyiz olsaydı direkt ona sorardık. Aynen. <laughs> Gördün mü? Eksikliğini hissediyoruz yani. Şeyi görürsün. Şimdi sanat filmi olur. Olayı şeydir hani biz bir amaç uğruna çektik bunu. Sosyal mesaj veriyoruz falan. Biz çok böyle etik olarak veya insaniyet olarak çok böyle üst düzey. Hani siz anlamıyorsanız siz beğenmiyorsunuz. O sizin kendi şekliniz. Türü hani gişede fazla seyredilmeyen ama işte festivalde Dışarıda ödül, ödül alan falan. Aynen. O tür filmlerde. O tür filmlerde bir orta özellik ben dikkat ettim. Hepsinde değil tabii ama ben sadece yapanlardan bahsediyorum. Mesela 30 saniye çıplak sahne varsa o 30 saniyeyi komple fragmana gömmeleri. E şimdi geçen podcast'te de yapmıştık ya bu muhabbeti. Yani böyle entel kuntel davranan adamların Aynen. senden benden 10 yani sen artı benden daha abazan olması. Ki ben gençken sağlam abazandım. Böyle direklere falan lisedeki arkadaşlarıma sonra direğe tırmandığımı hatırlarım yani. Enerjiden dolayı Söylüyordum. Niye tırmanıyorsun? Abazanım o yüzden falan. Veya sapım o yüzden falan diyordum. Hani o enerjiyi direğe tırmanarak harcıyorduk. E eh, ne yapacaksın? Futbol falan oynuyorduk böyle işte. Fazla popüler olmayınca enerjiyi böyle işte party hard olarak harcayamıyoruz. Ondan sonra gene aynı filmlerde mesela filmde oynayan bir oyuncunun veya filmi çeken, filmi yöneten yönetmenin röportajla mutlaka bunu dile getirmesi. Filmde sevişme sahnesi vardı. Var yani bayağı. Bayağı sağlam. Baya var yani takılacaksın <laughs> takılı baya takılıyorsunuz filmde sevişme sahnesi var hani merak ediyorsanız izledim ama yani şey yapmadık biz utanmadık çekinmedik zaten sevişme sahnesi toplumun gerçeklerini yansıtmıyor mu baya baya bir baya yani var böyle. Arkalı önlü, altılı <laughs> yedili şak şak şak. Son izlediğim de öyleydi ya. Böyle kızlar var bir sürü. Küçücük böyle. Hem Di de o pedora izledim. Onları evlendiriyorlar <laughs> falan. Ağlıyorlar. Bir de bir mesaj vermişler. Mesaj direkt böyle şey. Hani böyle tişörtün üstünde yazar ya. Direkt Anladım. Bilmem neydi. Direkt öyle vermişler mesajları. Yurt dışında mesela bazı filmleri seviyorum. Ben Children of Menuh mesela. Sanat filmi sayılır mı bilmiyorum. Eğer sayılırsa demek ki ben de sanat filmi seviyorum. Children of Men'i seyrettin mi? İzledim tabii ki de. Çok iyi bir film. Ya görüntüsü bence iyiyse sanat filmi değil. Öyle mi? Bence. Bilmiyorum. Bence sanat filmi neden? Çünkü hani herkesin anlamayacağı bazı böyle mesajlar içeriyor. Aslında sanat filminin şeyi o değil mi yani? Hı hı. Ne o? Ama görüntüsüne Tanımı. bak mesela. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Ama sanat filmlerinde bazen kadrajı görüntüsü çok iyi oluyor ama aşırı sıkıyor seni. Yeni hiçbir şey katmıyor. Yani güzel bir kadraj belirliyor. Mesela benim gördüğüm genel olarak söylüyorum. Gene hepsinden bahsetmiyorum. Güzel bir kadraj belirliyor adam. İşte köyde güneş doğuyor tamam mı? Adam güneşi doğana kadar çekiyor orada. 5 dakika boyunca koyuyor tripoda. Aynen. Ondan sonra veya işte surata bakmalar vesaire. Onlar işte 5'er dakika falan gidiyor. Sonuçta hani sanat filmi düşmanı falan değiliz. Bence iyi yapılan sanat filmleri var kesinlikle. Bence sanat filminin büyük çoğunluğu iyi ama bize hitap etmiyor. Ama gerçekten sadece yani adam ben sanat filmi çektim demek için de çekmiş olan çok fazla film görüyoruz. Bence bunun en büyük göstergesi de işte röportaj yapıldığı zaman hemen adam filmdeki böyle sevişme veya çıplak sahnelerden bahsediyor. Ulan sormadı ki bile. Filmi nasıl buldu? Tokmak var abi süper yani on numara. Ha, film nasıl buldunuz diye soruyorum. Seyirciler beğendim falan diye soruyorum. Adam şeyi anlatıyor. Bir. ikincisi de işte az önce söylediğim fragmana da yani 30 saniye bir sahne var 30 saniye zaten fragman 1 dakikalıksa 30 saniyeyi çıplak hatun gösteriyor. Şimdi onlar sanatçı oluyor biz popülist oluyoruz. Aynen. Neyse var mı başka konu? Başka konu... Bu Tam... arada or oraya yazmadım ben şey e bizim Davut abi onu e şeye çağırmışlar ceviz kabuğuna çağırmışlar hı hı. o da konuşmuş... Biz de onunla konuşmuştuk yani önceden. Bizim de böyle bir ihtimalimiz var diye konuşmuştuk o yüzden biliyordu yani. O yüzden ikimiz gidelim diye konuşmuş. Çok da iyi yapmış. Şimdi bir noktada tırsıyorum. Ha, bu arada olumlu bakmışlar. Hatta şey falan demişler. Yarın gelebilir misiniz falan demişler böyle. <laughs> o nasıl yarın olmaz tabii demiş. Yarın dediğim de bugün yani. <laughs> ya İstanbul nasıl gideceksin yani? Neyse ki Davut abi de o da gidememiş. Gidemeyecek durumdaymış yani. Neyse öteki hafta cumartesi olur mu diye sorayım. Dedi bana. Ben de olur bana uyar dedim. Sonra bakalım arayacaktı. Cevap olarak ne aldı bilmiyorum. Büyük ihtimalle pazartesi dönüş yapar. Bir noktada da şimdi stres'e girdim. Lan Abi sonuçta canlı yayın. Canlı yayında ters bir şey söyleyeceğim. Veya canlı yayında böyle şey yapacaklar. Telefonla bağlantı yapacaklar. Trollleyecekler tamam mı? Ben de dayanamayacağım. Böyle burada konuştuğumuz gibi orada konuşunca ondan sonra dava yiyeceğiz. Boşu boşuna. İstiyorsan ben arayayım yüzden... trollemek için. Aynen sen ara sen yabancı değilsin. Dava açmayacaksın ama değil mi? Aynen. Çok... Tamam açtım dersin falan. <laughs> açtım dersin millet hevesini almış olur. Aynen. Şimdi bir taraftan strese giriyorum. Hatta böyle şey diyorum. Hani olmazsa bir rahat rahatlayacağım. Hani yasak salmış gibi olacağız. Hadi biz üstümüze düşeni yaptık demiş gibi olacağım yani. Biraz yasak salmış gibi oluyor insan. E, gizli gizli. Aslında da onu da düşünüyorum ama. Bir taraftan da işte bak. Sürekli işte ateistleri temsil eden insanların çıkıp konuşmalarını dinleyince saçım başımı yoluyorum. Bunu bir kere daha önce söylemiştim. Şimdi iki üç tane daha, daha seyrettim. Arka arkaya program. Şey ihtimali var diye. Ben de çıkacağım ihtimali var diye. insan gerçekten çıldırmamak elde değil. Ha, o insanlara kızıyor muyum? Yani ateist ne bileyim derneği kuran. Bunun temsilciliğini yapan. Ha, onlara da kızmıyorum açıkçası. Çünkü sonuç itibariyle hani bu bir din değil. Bir din olsaydı ne bileyim Scientology olsaydı tamam mı? Scientology derneğinin kurucusu. Gerçekten Scientology hakkında en iyi bilgisi olması gereken kişi olmalı. Ona sorduğun zaman da tak 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 her şeyi söyleyebilmeliyim. E şimdi şu anda da Elimizde olanları kullanıyoruz açıkçası. Bu insanlar ateizm derneğini kurmuşlar neden? İşte hukuki olarak biraz ateistlere destek olabilmek için. Bu insanların ateizmi çok iyi bilebilmesi veya ateizm hakkında çok iyi tartışabilmesi zorunlu değil bence. Yani oraya gidip derneklerini tanıtıyorlar. Hani programa niye çıktın da diyemiyorum çünkü derneklerini tanıtıyorlar. Böyle bir derneğimiz var katılmak isteyen bunu yapabilir. Ama maalesef işte gerçekten uzun süre kendini dindar Türkiye'de ise Müslüman olarak kabul edip sonradan bazı şeyleri görüp de dönen insanlar bence tartışmaya yani daha verimli tartışılabilir bence bu tür insanlarla. Yani şeyi düşün çok basit. Cadıya inanıyor musun? Gerçekten inanıyorsun. Biraz değişiyor cadısının değişiyor Agnostik cadıcı mısın? Aynen. <laughs> cadıya inanmıyorum ama bir güç var mı? Ya yani saygı duymak lazım Saygı saygı duyuyor musun abi? Aynen. Cadıya mesela inanıp sen cadısın deyip yakanlara saygı duyuyor musun? Aynen. Demek onlar o da onların kültürü yani, yani sonuçta. yapacak bir şey <laughs> <laughs> Sonuçta cadıya inanmayan bir insanın gidip de biz mesela ben veya Mete gibi birisi biz bu konuda uzman değiliz. Cadıya inanmama uzmanı değiliz. Gerçekten ciddi ciddi bu işten para kazanan, bu işi profesyonel olarak ne bileyim, profesyonel olarak cadılara karşı mücadele ediyorum diyen bir adam ile biz programa çıksak bizi Genel... susturur. Bizi susturur büyük ihtimalle. Neden? Çünkü adamın söylediği argümanların hiçbirisini bilmiyoruz önceden. Aynen. Adam bize der ki Japon bilim adamlarının cadıları kanıtladığını biliyor musunuz? Vallahi bilmiyoruz. <laughs> Sen biliyor musun? <laughs> Hayır. Ne olur o programda deriz ki sizin bu söylediklerinizi biz bilmiyoruz. Bir bakalım. Doğruluğunu bakalım. Bunu dediğin Aynen. anda oturdun işte. Bunu dediğin anda ne olur hemen keserler o Bölüm videonun orasını keserler. Ondan sonra cevap veremedi. Ha, cadıya <laughs> inanmayan adam paramparça oldu. Aynen. şey cevap veremedi, bilgim yok dedi falan. Bölüm ne de ne demek, yaparlar ya. soru işareti. Aynen devam. soru işareti. Yakınlaştırı böyle bir Aynen. şey. Tam o sırada durdurur. <laughs> bilgim yok derim ya. Yani. Aynen. Tam o sırada durdurur böyle. Bilgim Suratım yok. Suratın böyle şey Yaklaştırır. <laughs> <laughs> Yaklaştırı. Bilgim yok dedi. Madem bilgin yok, neden cadılara inanmıyorsun? Saygı duyuyor o şey falan. Yani o yüzden çekirdekten ateist olan insanların çok iyi tartışamaması normal bir şey. Maalesef yurt dışında işte var yani hem bu tür dernekler kuran, aktif olarak bunlarla ilgilenen hem de ateizmi de iyi bilen insanlar var. Ama bizde yok. Elimizdekilerle yetineceğiz. Ben elimi taşın altına koymuyorum. Ben mesela şunu demiyorum. İşte ateist kardeşler hepsi gelsinler kucağımı açıyorum falan. Öyle bir şey yok. Biz işte kendi zihniyetimiz belli kendi arkadaş olmak isteyeceğimiz insanları grubumuza alıyoruz. Hani kriter nedir? Kriter budur yani. Gerçek hayatta arkadaş olmak isteyeceğimiz insanları alıyoruz grubumuza. Hatta ateist veya dinsiz olma gibi bir kriter bile yok yani. Öyle bir zorunluluk bile yok. Önemli olan kafasını çalıştırsın, düşünmekten korkmasın. Gerisi gelir zaten. Ama bununla birlikte de işte elimizi taşın altına koyup da işte hukuk olarak mücadele verelim veya dernek kuralım. Bu tür işlere girmiyoruz. Giren adamlara da o yüzden pek bir şey deme hakkım yok yani açıkçası. O adamlar kendileri de hadi gelsinler işte dindarlara tartışalım da demiyorlar. Sadece yanlış olan diğer kişilerin bu adamları ateizmi en iyi bildiği veya dinler konusunda çok bilgili olduğunu düşünüp bu insanlara tartışmaya girmesi ve bakın işte başkanınızı susturduk veya işte başınız bile konuşamıyor demesi saçma olan bu bence. Bakalım yani ben bu dediğim gibi bu programları sertiş yani seçme mi buluyorlar? Anlamıyorum ki ben bu işi yani. Yani neden mesela senin benim gibi normal insan? Oğlum biz çoğunluk değil miyiz? Yani bir tek biz mi biliyoruz acaba? Böyle normal insan ateist. <laughs> biz ne kadar normaliz ki yani? <laughs> ne bileyim anladın mı? Böyle bir bilgisayar oynayan, böyle bir arada maç seyreden Gerçi o konuda da artık enterleşti ki. Şu an mesela sen bana sor Galatasaray'ın teknik direktörü kim diye. Kim o? Mustafa Denizli. Bildin mi? <laughs> ben de bilmiyorum. Valla öyle bir altyazı geçti. Enterim ben de. Mustafa Denizli ise zaten yazık. Saçın başımı yol, yolarım yani. Biliyorsun bizde teknik direktörler de siyasi partiler gibidir. Mesela Mustafa Denizli. Üç tane siyasi parti mesela. Üç büyükler var ya. Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Fatih Terim. Şimdi mesela Fatih Terim milli takıma gelir. Sonra başarısız olur. Ondan sonra onu atarlar yerine Mustafa Denizli gelir. Onu atarlar yerine Şenol Güneş gelir. Ondan sonra onu atarlar yerine Fatih Terim gene gelir. Peki o esnada yani ne olmuştur? Adam kendini mi geliştirdi? Veya böyle bir başarı mı mesela hani onu attılar o gitti böyle yurt dışında bir başka bir takımı çalıştırdı. Orada bir başarı gösterdi. Dediler ki vay biz işte Fatih Terim değeni. Ya yok öyle bir şey. Hatta bazı sanır Mustafa Denizli aktif bile değil bu konuda. Ama ne oluyor insanlar unutuyor. O böyle bir köşede bekliyor. Diğer ikisinin hata yapmasını bekliyor. Diğer ikisi hata yapınca hemen üçüncüyü alıyorlar. Ne oluyor? Sonra Fatih Terim de başarısız olunca bu sefer tekrardan Mustafa Denizli'yi unutup onu alacaklar tekrar. Siyasi partiler gibi işte yani. Ben şeyi hatırlıyorum. CHP'nin şu anda ikinci sıra olmasın. Herkes, çoğu kişi işte Atatürkçü Parti veya işte Atatürk'ün partisi şeklinde oy veriyordu. Ben CHP'nin baraj altında kaldığı zamanı hatırlıyorum. Deniz Baykal'ı herhalde çok sevmiyorlardı. Ben o zamanlar küçüktüm. DSP iktidar olmuştu. Daha sonra CHP'nin tekrardan bu kadar yükselmesinin tek sebebi bir şey mi yaptı CHP? Hayır hiçbir şey yapmadı. DSP çok bozdu. DSP bozunca insanlar da dur bakayım işte biz Atatürkçüyüz. Atatürk'ün partisi ne var? Fazla göz önünde olmamış olan CHP var. Tekrardan ona oy verdiler. O şekilde ikinci sıraya yükseldi. O gün bugündür de adam iktidar olamadığı için millet çok da nefret etmiyor yani. <laughs> Peki DSP nasıl yükseldi? DSP şöyle çok aşırı yükselmedi zaten. O 21 ile mi ne? Yani %21 mi? %22 mi ne? O şekilde bir oy alarak, koalisyon yaparak iktidar oldu. Bir. ikincisi de CHP düştüğü için yükseldi. <laughs> CHP yani birinci olacak falan diyorlardı. Ne oldu bilmiyorum o esnada. Neden insanlar CHP tepki gösterdi? Dediğim gibi küçüktüm yani. Belki Deniz Baykal'ın kendisine göstermişler tepki. CHP çökünce CHP'li olanlarda da DSP'ye verdim. Sebep bu yani. Dediğim gibi Fatih Terim, Mustafa Denizli gibi onlar. <laughs> şey de öyle işte MHP, AKP. Onlar da öyle. Yani %9 şu anda gördüğün üzere. Bak %9 değişir mi yani birkaç ay içinde? %40'da %49'a çıktı. Nereden geldi oylar? MHP'den geldi. Şeyden dolayı o da işte. terör örgütüyle mücadele ettiği için ama ortalık karışık şeklinde düşünerek. Bir ikincisi de CHP'den biraz korkmuş olabilirler. CHP şey falan yaptı ya HDP ile böyle kanki ayağı yaptı. Aynen. <laughs> Ondan korkmuş olabilirler. O yüzden bir de işte AKP işte biz terör örgütüyle mücadele ediyoruz falan muhabbeti yapmaya başladı. Biraz da oradan sevmiş olabilirler. Yani %9 aslında çok büyük bir fark. Çok kısa bir zamanda çok büyük bir fark yani. yani i̇nsanların ne kadar böyle kemik olmadığını görüyoruz. İnsanlar fikri çabuk değişebiliyor. Ha yani kötü bir şey değil, iyi bir şey. Veya iyi de değil, normal. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Yani doğal bir şey diyelim. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Normal. <laughs> Musun? <laughs> Aynen musun? Sosyal deney. Doğal <laughs> De. bir şey ya değişmez. Yani. Şimdi ikinci konumuzu. Biz nereden geldik ki bu konuya ya? Biz Çıplak şey dedik. şeyden geldik ya. Çıplak kadının Yok sonra sanatinden. şey dedik. Ceviz ha, kabuğu mu dedik. Davut abi. Yani ben hep şey diyorum şimdi abi canlı yayına çıkacağım. Bu kadar rahat konuşamayacağız. Böyle bazen argo bazen küfürlü konuşabiliyoruz burada podcast'te. Çok böyle lafımı toparlayamadığım zaman çok duruyorum. Aralar işte otomatik kesiliyor falan. Sen yine kitaplarla gidersin Celal Şahin'le. Tonton ve arkadaşları <laughs> götüreyim mi yanıma? <laughs> götüreceğim ciddi ciddi götüreceğim abi. Orada 19 muhabbeti açarlarsa ben de diyeceğim ki bak burada da sayısal gizem var. <laughs> yani diyorum ya bir taraftan strese giriyor insan bir taraftan tırsıyor. Orada konuşamazsam falan diye. Ondan sonra başka ateist olarak çıkan bir sürü kişi iyi görüyorsun diyorsun ki en azından hiçbir şey olmazsa bunlardan iyi konuşun Yani orada birçok şeyi açıklayamadılar, söyleyemediler, cevap veremediler. Hepsinin Felsefe cevabını biz biliyoruz yani. Felsefe Kendim biliyorlar. Bilim konuş. Aynen öyle. Yani bilim adamı haliyle çıkmıyor oraya ateizmi temsil için. adam bilim adamı sonuçta. Çıkanlar da bilimden çok fazla anlamayan insanlar. Hani o arasını tutturabilmek lazım. Yani. İkinci konumuza gel abi. Bakayım i̇kinci mi? konumuza bak. Bugün bugün mü dün mü Diyanet dedi ya. Sen okudun mu onu? Tıklamadım habere ama ne olduğunu biliyorum. Ben birkaç yerde okudum. Birbiriyle pek tutmuyor. Tam olarak ne demiş? Sen söylesene. Valla tıklamadım habere ama şey değil mi? Ee, bir baba tamam. kızına Halleniz cinsel de. münasebete girebilir. Yok şey diyor ya. Benim, ya ben açtım okudum. Hı hı. Ama birkaç yerde okudum. Birbirini tutmuyordu yani yazanlar. Direkt sitesinde... <laughs> Sitesini de okudum. Sitesini Aslında de önemli değil mi? Orada bayağı detaya girmiş. Şey falan diyor. Örtünün üzerinden yaparsan olmaz. Örtünün üzerinden... Ha. Şey pandemi, İyi sıcaklığını ya. hissedersen şöyle olur falan. Yani bayağı detay. Hani önemli bu konular biliyorsun. Aynen, örtünün üzerinden mi şehvet duymuyoruz Örtünün altından sıcaklığı hissetmezsen falan. Onun Şimdi, da cevabı yazıyor. Aynen mesela hani. Örtünün altında olursa oluyormuş galiba. Olur mu? <laughs> Yapalım. Çok önemli bu konular. Yani boşu boşuna senede yani. bu kadar para almıyorlar adamlar. Yani. Örtünün altından mı üstünden mi şehvet duymak. Bunu araştırıyorlar düşünün deniyorlar falan. <laughs> Kendi aralarında. Bakalım cehenneme gidiyor muyuz falan diye. Şey diyordu ya benim okuduğum. Yani bir babanın öz kızına şehvet duyması genel olarak haram değildir gibi bir şey söylüyor. Hani bazı yerlerde caizdir, bazı yerlerde helaldir falan demişler de genel olarak haram değildir gibi bir şey diyor. Yani normalde mesela ayetlerde direkt birinci derece akraba sana helal değil. Onu söylüyor. Hani kuzenin falan onlara karışmıyor. Pardon kuzenimle evlenmişim diyebilirsin yani. Onlara karışmıyor ama birinci derece akrabaya karışıyor. Hatta bir reis vardı bizim 19. <laughs> o da söylemişti. Ey ateistler madem ateistsiniz neden kendi öz kardeşinizle evlenmiyorsunuz gibi bir soru sormuştu. Çünkü şey demiş işte. Çünkü işte hani biz biz enseste karşıyız çünkü ayetlerde yazıyor. Siz neden karşısınız? Hadi söyleyin falan diye. Böyle bir şey söylemişti. Korkmak lazım. Demek ki adam Hı -hı. yarın bir gün dinden çıksa sıkıntı yani. Anlatabiliyor <laughs> muyum? <mi? gülüyor> da baya böyle atarlandı. Yani iki tane, tabii iki tane şey var orada. Birincisi insanların birinci derece akrabalarına helal olmaması. Hı -hı. Bu ayetlerde var. Ama bir de şu var. Bunu en azından din hocamı söylemişti yani. İçinizde bir kötü düşünce varsa bu kötü düşünce aksiyona geçmediği sürece günah sayılmaz demişti. O noktadan düşünecek olursan da Diyanet'in söylediği doğru. Ama bilmiyorum kim kim soruyor bunu. Kızını öperken şehvet duyarsan bilmiyorum. Bu mu kalmış Direkt... yani? Esas bence sorun o yani. Bu mu kalmış abi soracak yani? <laughs> şey gibi ya Justin Bieber posteri öptüm. <gülüyor> Aynen <gülüyor> onun gibi olmuş yani bu soru. Ya bir kişi de şunu sormuştu. Bizim Kirli 12'de. Sizce demişti yani hani dini falan salla. Sizce doğru bir şey mi? Kızın da reşit olduğunu düşün demişti. Kız da 18 yaşından büyük. Babasıyla takılıyorlar. takılıyorlar. Sizce doğru bir şey mi demişti. İşte birincisi kanunlara aykırı değil zaten. İkincisi de isteyen istediğiyle takılsın. Sonuçta eskiden erkek erkeğe takılmak da iğrenç kabul ediliyor ediliyordu. İsteyen istediği takılsın ama ondan sonra yaratık gibi çocuğu olursa da gelip ağlamasınlar. Dilenmesinler. Devlet bize bakmıyor, demesinler Aynen. ondan sonra. Dilendirmesinler çocuğu yani boşuna. Düşün bak akraba evliliğinden neler çıkıyor ortaya. Biliyor musun niye sakat veya işte özül çocuk olduğunu akrabaya bildin. Direkt kuzen değil. Ama sebebini biliyor musun? Yani kuzen kuzene evlendiğin zaman veya yakın ya, akrabayla evlendiğin zaman. Zaten kromozomlar aynı ya. Farklı olması gerekiyor sanırım. Yani iki farklı kromozomun bir normal bir insan dünyaya getiriyor. Ama iki aynı kromozom birleşince değişik bir şeyler ortaya mı çıkıyor? Bir yani? şeyler öğrenmişsin. <laughs> yakın. Yakın mı? Sen, yakın, sen yakın. nasıl? Abi şey bizde kopyalama yaparken hem insanın kendisinde olan çekinik genlerden hem de kopyalama yaparken bazı hatalar doğmasından kaynaklanan bazı genler arızalı olabiliyor. Ama o genlerin anne karşılığı mesela babadaki arızalıysa annedeki sağlam oluyor. Hı -hı. Sağlam olan arızalıyı tedavi ediyor gibi yani genetik bir kombinasyon. Birbirini yani. tamamlıyorlar. Aynen. Sağlam olan şeyi onarıyor. Yani o yüzden hani hep şeyi soruyorlar hatta ona da değinecektim bak yazmayı unutmuşum. Eşeğli üremenin artısı ne diye soruyorlardı. Niye böyle bir şey oldu ki diye soruyorlardı. <laughs> en büyük artısı bu işte. Birincisi mutasyon yani çeşitlilik hayvan gibi fazla. Düşün senin kendi üremen ne kadar yavaş mutasyona uğrarsın. Ne kadar yavaş evrimleşirsin. Yani sen eşeyli üreme ihtiyacı duymadan tekrardan bir mete yapıyorsun abi. Ne olur? Neredeyse senin klonun olur. Neredeyse senin klonun olur. Çok çok küçük bir mutasyon olur. Çok küçük bir farklılık olur yani. Eşeyli üreme olduğu zaman sen artı anne artık. Kimse o şanssız. Dalisiz kız mı artık erkek mi diye. <laughs> Şaka yapıyoruz artık. Takılıyoruz arada. <gülüyor> Zambiyalı. <gülüyor> evet anne kimse mesela hani ikinizin genlerinin böyle bir hani kartları karıştırırsın ya. Yani. O şekilde bir karması. O yüzden çeşitlilik aşırı artıyor bir. İkincisi de işte e, bozuk genlerin onarımı. Akraba evliliği olduğu zaman ne oluyor? Dayısının dayısını kızıyla. Akraba evliliği olduğu zaman ne oluyor? O zaman sendeki bozukken çok büyük ihtimalle senin kuzeninde de oluyor çünkü genetik olarak yakınsınız birbirine. O yüzden sende de bozuk, onda da bozuk olabiliyor. Ama olmaya da biliyor. Yani kuzen-kuzen yani kuzen-kuzene kuzen evlenip de sakat olmayan çocuk sahibi olan da var. Neden? Çünkü denk gelmemiş yani şans aynen. Ama gördüğünüz gibi risk çok daha fazla artıyor. Aynen. O yüzden ciddi ciddi kardeş kardeşe evlenirse ne olur bilmiyorum yani. <gülüyor> direkt... <gülüyor> bir Alien vs Predator mı olur? Artık Facehugger mı olur? Ne olur bir ne çıkar bilmiyorum direkt yani. Direkt Alien 3. Direkt şey yarı fare yarı maymun çocuklar. Domuz <laughs> yeriz. Konu neydi bak Yani ne hakkında konuştuk ki biz? Ne ne sordun sen bana? Ben ha ne ha, ha. Fetva. Fetva ya direkt. Aynen. Fetva. E fetva. Aynen. <laughs> Bundan sonra e fetva yapıyorlar abi. Evet neyse tamam. Geçebilirsin o zaman. Ee, o zaman konudan fazla atlamadan diğer yakın bir konuya daha değineyim. Allah'ın 12 kanıtı. Hı. Hmm. da yazıyor boş. Aynen. Peki ne olduğunu biliyor musun yoksa öyle baktın mı sadece? Direkt sanki paylaşmış böyle Face'de. Ben paylaşmıştım. Sen <gülüyor> <mi>? <gülüyor> o Caner Taslaman'ın bir kitabı. Allah'ın 12 kanıtı diye. Ha. Hatta birkaç kişi sormuş. Ben yorumsuz paylaştım. insanlar okusun diye. Eğer ikna olan varsa ikna olsun diye yani. Biliyorsun. Ne yazıyor? Yani yazanlar şey tamamen bir yaratıcının neden olması gerektiğini felsefi bir açıdan kesinlikle bilimsel değil. Felsefi bir açıdan ama tamamen bir yaratıcı olarak. Yani bu yaratıcının mesela biliyorsun dinlerde daha doğrusu semavi dinlerde veya İbrahim dinlerinde diyelim. Yaratıcı sonsuz güçlüdür. Her şeye kadirdir. Bunu açıklamıyor mesela. Neden her şeye kadir bir tanrı? İkincisi dinin neden gerçek olduğunu, dinin neden doğru olduğunu açıklamıyor. Yani bir yaratıcı olmalıdırı istersen sen kanıtla, ki kanıtlayamazsın ancak felsefe olarak bence şu şu sebepten dolayı işte diyorlar ya bir küreğin bile neydi <laughs> bir kayın bile ustası varsa ancak o şekilde felsefe olarak kafandan bir bağlantı kurabilirsin ama bu böyle bir bilimsel kanıt çeşidi yoktur. Kendi kafana göre ben buna inanıyorum diyebilirsin ama bu seni sadece deist yapar. Daha öteye gidebilmen için her şeyden önce bu yaratıcının sonsuz güçlü olduğunu kanıtlayabilmen lazım. Bunu niye ikisini ayırıyorum? Çünkü gerçekten sonsuz güçlü tanrı şu anki bildiğimiz evrende, bildiğimiz doğada sorudan çok pardon, cevaptan çok daha çok soru getiriyor. Bunları daha önce bir iki kere anlatmıştım belki detaya fazla girmeden. Şimdi tekrar sorman iyi oldu. Aynen. Hani ceviz kabuğu reize gidersek Aynen. <laughs> biraz da orada Isınmış böyle hani olur. aynen ısınmış şu evet. sen, sen zaten bundan sonra şey yap. Böyle bir e, hulki ol sesi yap. Aynen. Yap mesela şimdi hulki cevizol e, ha gibi. Haklısınız hocam. Oha aynısı. <laughs> Arkadaşlar Hulki Cevizoğlu gelmedi odaya. Mete'ydi o. İnandınız değil mi hemen? Şuradan YouTube'dan açalım mı? Aynen. Adam açıyor ya. Açma oğlum. Üçüncüsü de tabii ki neden senin dinin? Neden senin yaratılış hikayen doğru? Birkaç tane hatta oraya yazmış olmam lazım. Vikingler diye. Aynen gördüm. Onu Mesela, ne yazıyordu orada? Ragnarok. Olması Hı. lazım. Başka neler yazmış? Mısır Tarlası hel nokta adumla. Şuradan Audum. bakayım da isimleri unutmayayım. Bunu şimdi Myth, Myths and Legends diye bir kitap var. Hı? Mitolojiler, mitler ve işte Efsane. efsaneler Hı. diye bir kitap. Orada gördüm. Vikinglerin mitolojisine göre ilk insan nasıl yaratılmış? Audumla diye bir inek tuzlu bir buz kalıbını yalıyor. Yaladıktan sonra onun içine insan çıkıyor. Nasıl abi bilimsel kanıt. Şimdi bunu mesela. Çok güzelmiş sama, ama. Aynen. <laughs> viki, mesela Viking tanrısının kanıtı diye sen bana sor. Mesela avudumla bu ineğin var olduğunun kanıtı nedir diye sor. Ben de sana şey desem işte bir, her şeyin bir başlangıcı olmalı. Her şeyin bir yaratıcısı olmalı. İşte boyun kanıtı avudumlanın kanıtı. <laughs> Mantıklı mı? Değil. Yani, Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'ın 12 kanıtı diye kitap olduğu zaman ben açıkçası şey bekliyordum. İşte şurada şöyle bir ayet var. Bunun Arapçası aslında şu anlama geliyor. İşte burada yeri ve göğü biz yarattık dilersek onları genişletiriz diyor. Burada hani yeri görmeyelim, göğü görelim. Göğü de aynı zamanda uzağı, uzay olarak ele alalım. Uzay olarak kabul edelim. Aa zaten uzay genişliyor. İşte buradan hani öyle bir şey diyecek sandım ciddi ciddi. Ama söylediği her şey bir kere hepsi öyle mi bilmiyorum. Ama ben 4-5 tane gördüm kesinlikle başkasına alıntı. Kendi tezleri değil yani. Ben mesela kırmızı hapı yaptığım zaman kırmızı haptaki Oradaki bütün tezler bana ait. Daha önce başkası kesin kullanmıştır o ayrı mesele de. Ben gidip başkasından kopyalamadım bunu. Hatta zaten bunu yapma sebebim ve birçok bir böyle hani insanlara faydalı olacak. Mesela uyuşturucuyla ilgili yaptığım Hı. şu anda Kırmızı Hap 2'de de gene öyle. Bunlar hep benim kendi yorumlarım, benim kendi tezlerim. Neden? Çünkü bunu özellikle Türkçe olarak başkasının yapmadığını görüyorum. Gerçekten ben yapmazsam başkası yapmayacakmış gibi geliyor. Belki de öyle doğru yani. O yüzden yapıyorum. Ama bunu görüyorum. Bu kesinlikle en aşağı 4-5 tanesini ben kendim biliyorum yani. İşin komik yanı şu, Hristiyanlar kendi dinlerinin kanıtı olarak bunları öne sürüyorlar. Mesela diyor ki, orada da yazmış zaten. İşte diyor sayılar diyor 2 vardır diyor. 2'den önce 1 bir vardır. 1'den önce 0 vardır. 0 nasıl kendi kendine olabilir falan. Öbüründe diyor ki işte ahlakın kanıtı. işte insanlar dine inanmasa ahlaksız olur. Hep sonra sorulan, sorulan bir şey. Ama aslında düşünecek olursan önce ahlak çıkıyor. Ondan sonra o ahlak hangi topluma göre ise ona göre bir yani o toplumun tanrısının ahlak anlayışı da o şekilde oluyor. Şu anda mesela günümüzün ahlak anlayışıyla ilk semavi dinler, işte Musevilik, Hristiyanlık, İslam, ilk bu dinlerin kurulduğundaki ahlak anlayışının arasında farklar var. Net bir şekilde mesela eşcinseller lanetledir. Net, net bir şekilde yani. Tevrat'ta hem de ayetlerde, Kur'an'da da var bu. İşte Lut'ta, Lut kavmini anlatırken sen şimdiye kadar yapılmamış bir çirkinlik yapıp Kadınları bırakıp erkeklere mi gidersin diye. Zaten o hikayenin geneli. Doğru demiş. Bence de yani. Şimdi <gülüyor> abi <gülüyor> yani kadınlar varken var ki... bırakılıp erkeklere mi gidilir bilmiyorum. Hani şey diyeceğim. Ne bileyim kadınlar böyle narindir. Narin böyle yani yaratıklar varken varlıklar varken. Kaslı maslı böyle yani. kıllı mıllı adama mı gidersin diyeceğim ama. Şimdi onların gay olunca adamlar zaten kıllarını tıraş ediyor. O yüzden sorun yok yani. Gidelim, gidilir <laughs> o zaman. Gideriz abi. Takılacağız yani. Evet bekar erkekler Mete'yi <laughs> arayabiliyor. <gülüyor> Aramayın şaka yapıyor. Bak ciddi ciddi ararlar ha. Yok abi şaka. Şaka <gülüyor> şaka. <gülüyor> <gülüyor> sosyal Sine... De deney bu sosyal. Adam <laughs> silahı çıkartmasın ondan sonra. sosyal deney abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen derken falan gelebilir mesaj olarak. Mete varsa bir ihtiyacın gelelim yani. <laughs> Yok şaka arkadaşlar sosyal deney. Bak elim ayağım titriyor. <gülüyor> Korkudan. <laughs> Lafımız uzun. <unuttum. gülüyor> ne diyorduk ki biz ya? Yani? İşte bir tane ayet varmış. Kızlar varken erkekler demiş. Ha, ahlak anlayışımızın farklılığı. Bu sadece bir tanesi tabii. Bunun haricinde kadınlarla ilgili olan birçok kişi bunu kabul etmiyor ama yani etmeyin. Kabul etmediğiniz gerçeği değiştirmez. İşte şey kadınlarınızın size baş kaldırdığını düşündüğünüz zaman onları uyarın. Ondan Olmasa sonra dövün. olmazsa yataklarını yalnız bırakın. Bu da olmazsa dövün. Şu anda kadına şiddete de karşı bizim toplumumuz en azından kanunlar olarak <laughs> diyeyim. Bunun haricinde rejim uygulaması var. En azından mesela ayetlerde zina yapanı taşlamak veya sopa şey taşlamak değil pardon sopalamak var. Bunun haricinde hadislerde ve özellikle peygamber zamanında bile rejim uygulaması var. Şu anda bunlar Söyleyecek olursak yani kendi ahlak değerlerimize bunları katacak olursak geri kalmış bir uygulama deriz. Aynen de öyle geride mi? kalmış yani. Tevrat'tan çalıntı olabilir mi? Öyle zaten. Direkt full hepsi Full mi? hepsi değil. Şey de var. Yani dövün var mı mesela kadınlarımız dövünü? Neler var biliyor musun? Tevrat çok daha abartı. Tevrat'ta mesela Kesin bak. Falan abi eline. Tevrat'ta sen mesela ölmüştün net. Neden? Gençken mesela böyle annene babana atar yaptın mı hiç? Özür dilerim. <laughs> Yaptım. Ergenlik abi. Ya. Gençken annesine babasına karşı gelen... Çocuk taşlanarak öldürün diye emir var. Annesine babasına karşı gelen çocuğu taşlayarak öldürün Tevrat'ta. Ondan sonra tecavüz. Tecavüz konuşun, konusunu bizim Serkan Aktaş reisle tartışmıştık ya. Hı. O şey demişti. Zina da tecavüze girer. Pardon. Tecavüz de zinaya girer falan demişti. Benim özellikle sorma sebebim şeyde Tevrat'ta ki ayetlerde Kur'an'da biz Tevrat'ın onaylayıcısıyız der. Ama tabii şimdiki arkadaşlar birçoğu Tevrat değiştirilmiştir. Biz onu kabul etmiyoruz der. Şöyle ayetler ya var. Davut daha da öyle demişti ya. Kur'an'ın orijinali hı hı. yok. Yani Tevrat'ta mesela şu var gene. Eğer bir bakire kıza tecavüz edersen ceza olarak parasını ödemen lazım. Parasını ödeyip al, evlenmen lazım. zorunlu olarak evleniyorsun. Eğer bir evli kadınla e, tecavüz etmeye de gerek yok. Herhangi bir şekilde ilişkiye girersen taşlanarak öldürür. Yani birçok bu şekilde şey de mesela öyle. E, kendi birinci derece akrabanın. Sana helal olmaması da gene Tevrat'tan alıntı. Sünneti tam hatırlamıyorum. Sünnet yani Yahudiler sünnet oluyor da Tevrat'ta net söylüyor mu tam hatırlamıyorum. Ama Yahudilikten tabii alındı. Domuz etinin yasaklanması var. O da Tevrat'tan alıntı. Birçok şey oradan alıntı. Ama sadece Tevrat değil veya sadece İncil değil artı eski Arap gelenekleri de var. İşte mesela cinler, şeytanlar, Ondan sonra namaz sanırım olması lazım. Değişik bir versiyonu. Şey zaten var. Hacca gitmek zaten var. Bu kadar hatırladıklarım yani. Nasıl sen şimdi Ceviz Kabuğu abi olsan. Şey Hı -hı. neydi ya? Cevizoğlu abi olsan. Bayağı konuştum mu? Tabii o zaman. Gidenlerden daha çok konuştum en azından. Aynen. Hiç konuşamasak bile. Bir de böyle soyadın Cohen falan değil mi? <laughs> İyi yani. <laughs> Öyle olması. Ya Vallahi Neydi? Nur Cohen miydi? Bilmiyorum abi. Valla çıldıracağım ya yani gerçekten. Neyse. Yani biraz esas istediğim, isteme sebebim o yani. Bizim adımıza bizim gibi insanların adına konuşan kimse yok. Ya ciddi ciddi bak birçok Bir, de bir bize çok laf insan, atıyor ya. Onu duydun mu? Ne diyor? İşte evlerinde oturan ateize katılması lazım. Öyle durmayın falan Ya öyle bir şey yok. Ateist kardeşliği falan. Böyle <laughs> yani. bir şey yok yani. Fikir olarak seni beğeniyorsam sana katılırım. Bir de mesela şunu diyorlar. Esas onu söyleyecektim ben zaten. Siyasi olarak işte bizim herhangi bir görüşümüz yok. Biz herkese kapımız açık. Bunu dediğin anda abi direkt bölücü kafalar, bölücü zihniyetler sizin içinize girer belki demiyorum %100 girecek. Belki hali hazırda girmiştir bile yani. Yükselmeye çalışacaklar. Yani hali hazırda kurucular bu kafada değilse bilmiyorum çünkü nasıl bir kafadalar. Ama olmadıklarını ben düşünüyorum. Özellikle o normal konuşan adam normale normal birine benziyordu. Çok fazla savunamadı ama normal bir arkadaşa benziyordu. Hani o kafada değilse bile %100 girecek o kafadaki insanlar. Ve işte gene demokrasi tramvayını kullanıp o grupta yükselmeye çalışacaklar. Yükseldikten sonra da bu sefer de ne olacak? görüyoruz işte. Kendilerinden farklı olan insanları ya susturacaklar ya atmaya çalışacaklar. Daha önce çok gördük. Evet. Var mı akıl şey? Ya yeni bir şey söyle. Söyle abi. Komikti galiba bu. Nasıl nasıl iyi şey yapıyorum değil mi? Aynen. Bayağı konuşuyorum yani. Yani bayağı konuşuyor. Bence bunu direkt sen şeye yolla. Aynen. Al diyeyim bu benim cevaplarım. Cevizi ol muhtemelen. Cinci hocanın 50 TL alıp eticin yollaması. Eticin mi? Et, et cin, pardon. Yoksa... Hayır CT. Counter, c yollaması. <laughs> counter c cin yollaması. counter cin mi? ben onu mesela edi sen, okudum. Sen cinlisin ya. Sana counter cin yolluyorum. Senin cinin çıkıyor yani. Ya yani evden yolluyorsun. Sistemden. Ya yani olay neymiş biliyor musun bak. Birisi böyle. Benim seyircilerimden birisi. Evet kusura bakmayın arkadaşlar. Gürültü molası vermemiz gerekti. Gürültü geçene kadar. Ne diyorduk? Ha şimdi seyircilerimden bir tanesi beni böyle seyrederek şey olmuş ya artık. Dinden mi çıkmış? imandan mı çıkmış? Hani imana gelmek var imandan gitmiş yani. <laughs> Ondan sonra annesi babası fark ediyor. Fark edince Cinci Hoca'ya söylüyorlar. Cinci Hoca da 50 TL karşılığında ki aslında gerçekten çok az bir ücret. Counter Jin. Hemen oradan counter cin yolluyormuş. Karşı cin yani. Yollayıp çıkartacakmış cinini. Şimdi bu insanlara dolandırıcı desek bize sıkıntı ol. Bize dava açar. Sen nasıl bize dolandırıcı diyorsun diye. O da öyle bir hikayeydi. Bu en büyük sıkıntı salak demek yasak. O da işte bu cinci evet. adamlara yani. Hani şey de, diyemiyorsun. Aynen. O adamlara saçma sapan konuşuyorlar. Salak diyemiyorsun yani adamlara. Salak dersen gene <laughs> Adamlar bu sefer haklı çıkıyor. Sana dava açıp adamlar sana haklı çıkıyor. E bu kadar çok salığın arasında bu kadar yani Gerçekten bizim için en büyük sıkıntı bu. Adamlar saçma sapan konuşuyorlar, bilerek bazen salak yapıyorlar. <laughs> Adama salak diyemiyorsun. Bak Aynen. bazen eminim ki bilerek salağa yatıyorlar yani. Hani senin söylediğini anlayamamak, anlamıyormuş gibi davranmak için yani. Bir de cidden salak 50 lira ne ya? Sen şöyle 500 lira falan. O ne biliyor musun abi? O şey hani sen bir hastaneye kayıt olduğun zaman kayıt parası verirsin ya. O, o büyük ihtimalle. O cin parası. Şimdi ne olacak? Çocuğun cin çıkmadı. Hemen diyecekler biz buna bir cinoskopi yapalım. <gülüyor> kolondan, kolondan <gülüyor> cinoskopi yapalım diyecekler. Hemen alacaklar bir cinoskopi. Ondan sonra bakacak. Tabii o 250 lira olacak. Bakacak böyle işte böyle bir kağıt şey gibi röntgen kağıdı gibi. Bakacak. Aa diyecek bir şey bulamadık. Şimdi bir de cinografi çekelim diyecek. <laughs> Cinografiyi de gene böyle tabut gibi bir şeyin içine koyacaklar falan. Böyle bir okuyup üfleyecekler. Ne yani. diyecekler bak şurada bir cin kisti varmış. 200 o cink, lira daha. Aynen biz. o cin kistini almamız için de bir aynen. açık cin ameliyatı yapacağız. <laughs> yani o şekilde 50 liranın şeyi o yani. Hani sadece 50 liraya falan değil aslında. İyiymiş o zaman. Biz de girebiliriz. Biz de girebiliriz. Zaten aynen. biz hep böyle konuşuyoruz ya bazı insanlar da onu gerçekleştiriyor işte. Biz de girebiliriz Muhtemelen diyor ve giriyorlar. Muhtemelen bunlar da, da aynen. onlardan. Aynen. Yani her böyle arkadaş muhabbetinde olur ya abi tarikat kursak veya abi cinci hoca olsak iyi para var ya falan. Bazıları işte bunu gerçekleştiriyor. Lan kuralım lan ne kaybedecek? Harbiden, harbiden ne kaybedeceksin ki? Falcılar mesela bak orada da yazıyordu konu falcının böyle. Heh, o da çok soruluyor. Götürmesi. O da çok soruluyor. Senin arkadaş çevrende kesim vardır. Şöyle bir şey diyen var mı? Ee, mesela e, Mete ya falcıya gittik her şeyi bildi. Var mı? Ciddi <laughs> var değil mi? Direkt abi kahvede böyle şeyini görüyor. Sen Mete ya E harfi Oha diyor sen Oha. çıktın diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Salak mı? gülüyor> Yok ciddi ciddi mesela daha abartı olanlar var. Tarot falcısına gitmiş. O, o işte şeydi gene bana mail atmış bir seyirci. Tarot falcısına gitmiş. Ondan sonra işte falcı her şeyi bilmiş falan böyle. Onunla ilgili. Genelde bunların iddiaları şeydir. İşte falcı beni bilemez. İmkansız bir şey beni bilmesi. E peki bir arkadaşının tavsiyesi üzerine gitmedin mi? Evet. Her seferinde bir arkadaşının tavsiyesi üzerine gitmiş oluyoruz. Mesela Mete diyor ki şöyle bir falcı var diyor her şeyi biliyor benimle. Ben gidiyorum tamam mı? Ondan sonra benimle ilgili de her şeyi biliyor. Şimdi... Senin arkadaşın adı Mete mi? <laughs> Nereden bildin? <laughs> Şimdi diyorum ki ondan öğrenmiş olması olanaksız mı bir. İkincisi de mesela bazı falcılar bunu yapıyor. Oturma şeyinde bekleme salonunda bazı insanlar oluyor. İnsanlar konuşuyor birbirleriyle. İşte soruyor senin derdin nedir falan. Orada mikrofon oluyor. Yani bu adamlar gerçekten he, bu falcılar boş adam değil. Harbiden Hı. illüzyonist gibi profesyonel çalışıyorlar yani. Hani illüzyonistin de aslında şey vardır böyle bir kuş çıkartır. Çok basit bir oyun olduğunu düşünürsün ama o kuşu çıkartana kadar baya baya onun arkasında büyük işte el şeyleri, el çabukluğu, Ondan sonra bazıları böyle mühendislikte prestiji seyitmişindir zaten. Hı hı. Işte. Prestijde bazı bazılarını gösteriyordu falan. Ne kadar doğru bilmiyorum gerçi ama şeylerde öyle yani. Ne yani illüzyonistlerde gerçekten yani adam sana 30 saniyelik bir oyun yapıyorsa, bir kart oyunu bir şey yapıyorsa belki senelerce çalışmış. Onun için yani. Senelerce uğraşmış. Bu adamlar da öyle. Falcılar da öyle. Bazıları bu şekilde mikrofon koyuyor. Bazıları işte mesela hani mikrofon olmayanlar da şey diyorlar. Abi direkt gittim. Hiç beklemedim bekleme salonunda falan diyor. Nasıl bilebilir? Sen arkadaşın ama biliyor. Arkadaşının üzerinden gitmedin mi? Evet. Ama ondan sonra diyor ki. ...arkadaşım diyor kesinlikle söylememiş diyor. Benimle ilgili hiçbir bilgi vermemiş diyor. İşte abi verdi. Bazen kendisi bile farkında olmadan veriyor. Olay burada bitti Bazen Sherlock Holmes'luk yapabiliyor. Kesin Mesela üstündeki kıyafetine bakıyor. Twitter'ına falan giriyor. Şimdi Face Twitter diye bir şey var zaten. Ondan sonra... ...bak hiçbir şey olmasın tamam mı? En komiği de şu bence... ...bir sürü iddia ile geliyorlar da en komiği şu. Abi diyor bu tabii kız... ...kız değil de bayağı kadın böyle. Hani 30 yaş üstü falan. Benim yaşlarımda falan kadın böyle. Diyor ki gittim diyor... Sen bir erkekten hoşlanıyorsun dedi. Nasıl bildi ya? <laughs> Ulan sen bir erkekten hoşlanıyor olmasan falcıya mı gidersin? <laughs> Keşke şey deseymiş. Bakıyorum sen salaksın. <laughs> La, nasıl bildi? <laughs> Seviniyor ya bir <bile>, <laughs> de. Veya işte şey diyor. Eee. Tabii bunu daha detaylı olarak söylüyor. Direkt hoşlanıyor değil mi? Daha detaylı söylüyor. İşte diyor bir erkekten hoşlanıyorsun ama erkeğe karşı duyguların belli değil kesin değil. Oha gerçekten Vay. öyle. Gerçekten, Oha. Belli <laughs> gerçekten belli değil. Gerçekten belli değil. İşte veya erkeğe karşı güven sorunum var. Sana güven sıkıntısı. Aa gerçekten güven sıkıntısı <laughs> Ya bir siktirin gidin ya. <laughs> Bak bunu diye, diyebilir miyim Ceviz Kabuğu'na? Bir siktirin gidin ya. Den deneyme. şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> sosyal deney. Ha denesene istiyorsan öyle bir sosyal deney yap bakın, Aynen falan. bir şey derse sosyal deney derim yani. Aynen. En kötü ihtimalle. <laughs> evet neyse başka konu var mı? Başka konu... Acele etmene gerek yok. Nasılsa şey bizim yazılımımız araları kesecek yani. Aynen. Şurada bir tane gözüme... Çomarın iyi olması ne abi? Evet. Süper konu çak. Sevdiğim bir şey mi? Evet. Şimdi bak sürekli bana mesaj geliyor gene. Abi diyor işte bir kızla <laughs> çıkıyorum. Kızın diyor eski sevgilisi Musallat oldu. Sürekli bunu görüyorum. Hani şimdi şey diye sorabilirsiniz niye bana? <gülüyor> <gülüyor> niye bana söylüyorsun? Aşk doktorunuz. Yani bana arkadaşlar her türlü sorununu yazıyor. O da işte güzel bende bu burada tavsiye ediyorum. Hep de din olmaz değil mi? nasıl sıkılmasın yani. Hatta bazen dinle ilgili bazı aynı konuları mesela bir detaylı bir detaysız falan anlatmam gerekiyor çünkü aynı şeyi soruyorlar. Ama işte bir sürü insana sıkmış oluyoruz o yüzden. Hep de aynı şeyler olmaz. Bu tür şeyleri de sorsunlar ne yapalım. Orada mesela neyi kastettim? Şimdi dizilere baktığın zaman ya bu gerçekten son 10 senede falan değişti. Ben mi yanlış biliyorum anasını satayım? Sen bir kızla çıkıyorsan tamam mı? Hı hı. Senin çıktığın kızın eski erkek arkadaşı gelip sana saldırıyor şey yapıyorsa yani tehdit ediyorsa veya sana çomarlık yapıyorsa. Şimdi burada kötü adam kim abi? Sen misin? Çomar mı? Çomar değil. Neden peki bütün diziler? Ulan bütün dizilerde. Neden bütün dizilerde? Baş karakter çomardır tamam mı? <laughs> Aynen. Baş karakter şey olur işte. Baş kızla baş erkek işte kavga ederler ayrılırlar. Ondan sonra kız gider başka bir erkekle çıkar. Ben bir tanesini de görmedim ki o çomar reis gitsin desin ki ha sen başka bir kızla şey sen başka bir erkekle çıkıyorsun. Ben senin yaptığını onaylıyorum. Veya işte ne yapalım üzüldüm ama bu da senin tercihin. Bu, sen de bir insansın. Hani. Yani ben nasıl erkek olarak bir insansam sen de bir insansın. Biz ayrıldık ben başka karılara hatunlara yazabilirim ama sen başka bir erkekle çıkarsan sana saldırırım mı? Bu mu abi iyi şey? Yani iyi adam veya baş karakter bu mu? Yani anlamıyorum. Yapım şirketleri şey mi diyorlar acaba? Bizim ülkemizde çok çomar var. Yani çomar olmayanlar az. Biz de o zaman çomarı iyi göstereyim. Kafa bu mu acaba? Tabii. Yoksa ya bu ya da abi prodüksiyon şirketlerinin başındaki adamlar çomar. <laughs> bu da gayet <laughs> muhtemel. Çünkü düşün adam çok zengin. Çok zengin, cahil. Ha Cahil diyoruz Ama da. Çok fazla çomar var ya. Binlerce dansöz. <laughs> Binlerce çomar var yani. <laughs> hani bir, ben bir tane süper orijinal bir dizi konusu buldum abi. Büyük ihtimalle kimse bana hiçbir prodüksiyon şirketi para vermez. Ama artık şey crowdfunded falan abi. Böyle bir dizi çekelim tamam mı? Dizinin baş karakteri çomar olmasın. Nasıl fikir? Oha. Var mı böyle hiçbir şey? Böyle hiçbir dizi görmedim ben. Benim icadım. <laughs> çok iyi. Nasıl biliyor musun? Dizinin baş karakteri mesela bir kızla çıkıyor o kızın eskiden çıkıp da bunları böyle taciz eden adam da kötü adam. Nasıl? Güzel. <laughs> Orijinal. Kimsenin aklına gelmedi değil mi? İyi adamı iyi adam yapmak. Çomarı kötü adam yap. Ya insan gerçekten gördükçe tekmelemek geliyor. Kimsenin mi aklına gelmiyor bu? İşte böyle şey atar yapan kıza falan. Hı -hı falan. Hayır abi. Yani bir, bir kere de bir tane de insan koy. Baş karakter insan olsun. Değişiklik değil mi? Her kız mı kezban? Her erkek mi çomar olur yani? Baş karakterler. Hayır şey tamam eyvallah. Yani yapım şirketleri büyük ihtimalle onun hesabını yapmışlardır. Biz kızları kezban yaparsak, erkekleri çomar yaparsak daha çok seyrediliriz. Büyük ihtimalle de başarılı olarak görüyorlardır. İnsan bir noktadan sonra sıkılıyor, bir noktadan sonra sinir oluyor. Bir. ikincisi de daha da önemlisi insanlarda çomarlık sanki normal bir şeymiş gibi bir fikir oluşuyor. Diziyi seyretmezsin. O eyvallah. Dizi seyretmemek çok... Hani beğenmedin diziyi çevirirsin. Çok önemli bir şey değil yani. Burada muhabbetin yani, bile yapmayız. Şey gibi yani. Eski sevgilinin yeni sevgilisini dövmek normal bir şey. Dövmek sana caiz. Onu diyorum işte yani. İnsanlar hani diziyi seyretmezsin ama sen bir kızla çıkacağın zaman o diziyi seyretmiş olan çomar bunu kendine hak olarak buluyor. Ondan sonra geliyor adam. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bir de şey diyor uyma abi ona falan. şaka şaka derim ben. <laughs> Tam dövecek. Boşu boşuna ondan sonra bela yani. Hani ne yapacaksın bir de atsa atılmaz satsan satılmaz. Dövsen ne olacak yani? Hani dövebilsen ne olacak? Dövdün ondan sonra adam toplayacak. Adam toplayarak gelecek. Ne bileyim polisi karıştırın işine. Bu sefer polisi karıştırın olacak. Bu sefer çıktığım zaman görürsün gün ne olacak? Yani şey diyoruz yani. Bizim dizilerimiz veya filmlerimiz yabancı dizilerden çakma çoğu konu olarak veya işte oyunculuk vesaire olarak diyoruz ya. Çakma olmayan farklı olan bu işte yani. Ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun bilmiyorum. Bu kadar çomarlık. Yok yani. Yani mesela en kezban böyle yabancıların içinde en kezbanlı aşk filmi ben, benim bildiğim şeydir. Twilight'tır. Orada da gene öyleydi ya. İki şey, kişiye falan. Fifty Shades of Grey var. <laughs> o da var. Ama bu Twilight'te şeydir ya. Hem gençler hem bir de şey... Bir kişiden ayrılıyor. Ondan sonra öteki erkekle çıkıyor falan. Orada bile hani... iki erkeğin arasında böyle bir mücadele gibi bir şey oluyor ama... Orada biraz kezban... Full kezbanlık yapıyor Hı -hı. yani. Ay diyor onu mu sevsem? Hı -hı. Ötekini mi sevsem? Ben bununla çıkıyorum. Ondan sonra öteki ötekine gidiyor... Ay diyor senin de unutmadım ama. <laughs> Sana da arada arada takılırız seninle diyor. Bir vampir diyor. Bir öbürü neydi? Kurt muydu? Köpek miydi? Kurt. Köpek. Köpek miydi? Kurt. kurt. Ben kurt izledim hepsini. İzledin mi? Çal. <laughs> Justin Bieber. Yes. Twilight. Full akıyor yani. Her türlü abi. Bu abi yeni konu olarak şuradaki komik geldi. Süper dadı. Film falan. o süper dadı ne biliyor musun? <laughs> Dizi mi? Güzel. Yok. Şimdi şeyde TRT'de denk geldi. TRT'yi ben niye açtım? Ha şey. Maç özetlerini mi seyrettim? Ne seyrettim hatırlamıyorum. Maç özetleri seyrettim galiba dün gece. Öyle açık kalmış. Şimdi tekrar açtığım zaman Süper Dalı diye bir program gördüm. Böyle direkt şey çocuklarınıza nasıl işte daha böyle iyi mukayet olabilir. İşte bir tane o Süper Dalı dedikleri anladığım kadarıyla yani çok fazla dayanamadım da. <laughs> anladığım kadarıyla Süper Dalı dedikleri böyle çocuk psikoloğu gibi. Böyle peki, işte. Bayan mı pek? Bayan. Böyle işte anne yazacak mısın? <laughs> o çocuktan anlayan bayan o. mi? ne güzel olur ya böyle. Aynen. Hiç uğraşmazsın çocuk. Çocuk sahibi olursun hiç uğraşmazsın. Hep anne uğraşır. Böyle. Orada işte mesela. Şimdi sadece bir kesit seyrettim. Böyle çocuk direkt okyanusudur olmuş yani. <laughs> Yapmıyorum ya. İstemiyorum ya diye böyle. Atıyor kendisini yerlere. Büyük ihtimal tabii senaryo. Gerçek çok net belli yani senaryo. Orada işte anne de diyor ama diyor çocuğum bak şunu yapmamız lazım. Ondan sonra şey var. E Amerika'da time out diye bir ceza vardır. Köşeye koyarsın o köşeden ayrılamaz çocuk mesela 5 dakika boyunca atıyor. Orada da böyle işte time out, mola diye geçiyor bunlarda Mola paspası var paspasın üstüne süper dadı yazıyor zaten. O paspasın üstüne koyuyor böyle ceza olmak ceza vermek için. Ondan sonra ama şey görüyor bunu. Süper dadı görüyor kameradan yani olaydan sonra. Diyor ki burada bak yanlış yapmış. İşte çocuğunuza bunu yapmamız lazım. Ondan sonra bir sürü bir sürü şeyler işte. Göz hizanıza inmeniz lazım. Böyle madde madde. Çocuğun göz hizasına inmeniz lazım. Ondan sonra mola asla bir ceza şey olmaması lazım. Bilmem ne. Abicim <laughs> çıldıracağım. Yani bak çocuk sahibi olmayı düşünen varsa ilacı o program o programı seyrettiğin anda tamam bitti. Bir <laughs> daha da çocuk sahibi olmak istemezsin abi. Olay şu. Çocuğa her şeyi veriyorlar tamam mı? Sanıyorlar ki çocuk hani mutlu olsun diye biz çocuğa her şeyi verirsek çocuk mutlu olacak. Yok öyle bir dünya işte. Çocuklar mini terör örgütüdür abi. Aynen. Çocuklar Çin minik <laughs> Çocuklar minik teröristtir yani. Çocuğa sen bir şey verirsin tamam mı? Sen bir şey verdikçe sürekli ister. En sonunda da artık bir noktaya gelir veremeyecek duruma girsin. O zaman da anne bize bakmıyor olur. <laughs> anne bize bakmıyor diye molotoflar seni. Aynen. Anlatabiliyor muyum? O yüzden baştan bu mesaj şeyde Amerika'da Hintli çocuklara ders veriyordum ya. Hı hı. Baştan zaten sağlam tutuyorlar yani. Öyle çok fazla şımartmıyorlar çocukları. Öyle olunca da gerçekten çocuklar şey oluyor, söz dinliyor. Ve şımartılmış çocuklardan çok daha üstün oluyorlar yani. 10 yaşına ne bileyim 10-11 yaşına geldikleri zaman hem zihniyet olarak çok üzey hem zaten akademik olarak hem yetenek olarak, beceri olarak çok üst. Çok üst düzey bir espri. Şımaranlar genelde Amerikalı. Mı? Orada öyleydi genelde. Ondan sonra... Niye ki? Hintliler böyle iyi mi yetiştiriyor o zaman? Hintliler çok sert canım. Kafasına falan vuruyor çocuğu <laughs> Kendi çocuğunu yani. Kendi çocuğunun kafasına falan vuruyor böyle. Söz dinlemediği zaman. Ha o da var. Onu da söyleyecektim. Neredeyse unutuyordum. Peki mesela dövmek çözüm mü? O da değil. Dövmek de çözüm değil. Neden? Çünkü dövdüğün zaman da bu sefer bir noktadan sonra dayak artırsın. Hani etik mi değil mi geçtim. Sonuca varabiliyor musun? Sonuca da varamıyor. O yüzden baştan sıkı tutacaksın. Zaten baştan sıkı tuttuğun zaman dövmene gerek kalmıyor. Birçok kişi bunu hayal bile edemez belki. Nasıl ya? Hiç dövmeden çocuk yetiştiriliyor mu? Biz gerçekten şeydeki Amerika'dayken ne diyorsak yapıyorlardı ama serttik yani. Sert konuşuyorduk. Böyle gidip de istiyor musun onu? Ya? Böyle şey gibi. <laughs> Sanki çocuk gibi sanki çocuk patronmuş da biz onun yanında çalışanıymışız gibi. Çocuğun bunu bilmemesi lazım. Sıkıntı burada yani. Çocuk gerçekten bir ailenin yanında olduğunu farkında olması lazım. O ailenin işte gerçekten ne zorluklarla o çocuğu büyüttüğünü anlaması lazım. İşte böyle. Şimdi diyeceksin sen nereden biliyorsun? Çok mu çocuktun? Valla ben o kadar profesyonelim ki çocuk sahibi olmamayı düşünüyorum. İleride olabilir ya, yani. İleride belki çocuk sahibi olabiliriz ama dediğim gibi en azından ben bunu deneyeceğim. Size söylerim. Abi oldu veya olmadı. yani kesinlikle ben onu görüyorum en azından. Yani etrafımda gördüğüm, gözlemlediğim başarılı olmuş, başarısız olmuş ailelere baktığım zaman onu görüyorum. İstediği her şeyi veren aileler aşırı şımartan aileler. Genelde de onlar dövmek zorunda kalıyor. <laughs> yani aşırı şımardığı zaman üstüne bir de dövmek zorunda kalıyorlar. Baştan sıkı tuttuğun zaman bence dövmek zorunda kalmazsın diye düşünüyorum. Yani o time out verirsin, mola verirsin, bir yere kapatırsın. Şey işte odasına mesela git odana falan. Hani o, o tür cezalar verir. Veya işte ödül veriyorsan ödülünden kısarsın vesaire. Bunun haricinde ama yani gerçekten çocuğa büyük gibi davrandığın zaman daha bence başarılı olursun. En azından bizim uygulamalarımız o yöndeydi ve daha da başarılı oluyorduk yani. Ya şey çok komik ya gidip de çocuğuna ama böyle çok nazik, kibar bir şekilde. Ay ister misin şunu yapar mı Abi ne, ne diyorsun sen ya? Öyle dediğin anda dizginleri çocuğun eline vermiş oluyorsun. Ondan sonra da kontrol edemiyorsun. Ondan sonra da en çok da o dövüyordu. Başka türlü nasıl kontrol edecekler çünkü? Veya Tabi bazıları da hiç dövmüyordur. O zaman da çocuk çılgın atıyor tabi. Ne var sırada abi? Bağkur AKP. <laughs> Bağkur'un primleri ne olmuş? Söyle. Ne olmuş? Ben? <laughs> Bilmiyorum tabi öğrencisin çünkü. Aynen. Abi 430 liraydı. Bir anda 568 liraya çıkmış. Ne zaman? Yıl başında. <laughs> Yıl başında. Ocak 1'de. Ne kadar oluyor? Daha önceden bakmışım. 430, 570, 140 lira Onu peki abi. ne zaman veriyorsun? Normalde her ay vermem lazım da. İşte olmayan bir şey nasıl verecek? Neyse ki hani bir iki sene falan vermeyeceğiz hani şeyden faydalanamıyorsun, tam değil ya? Hayır. direkt bağkurun kendisi. Bağkurun kendisinden, ha bağkurun kendisinden faydalanamıyorsun. Hı hı. Ondan sonra emekli olamıyorsun. Arada böyle şey çıkıyor, yasa çıkıyor işte. Borçları sileceğiz ama de silinecek türü. Hı. Onlarla idare ediyorsun yani. Çünkü gerçekten olmayan bir şey. Sen ne yapacaksın? Silemezsin. Şu an veremeyeceğiz. Olmayan bir şeyi nasıl vereceğim yani? Aynen. <laughs> nasıl vereceğim abi? Arada takılırız. Giderim. <laughs> Giderim abi uzun adamı. Arada takılırız. <laughs> Orada siler. <laughs> Orada siler yani. <laughs> ne diyecektim yani bu konuyla ilgili bir şey daha diyecektim. Bayağı artmış ya. Bayağı arttı. Konuyla ilgili bir şey daha diyecektim. Orada sonra AKP yazdım ya. Hı, hı. Onu da şeyden dolayı dedim. Şimdi tabii bu AKP'nin yüzünden olan bir şey. Başka bir parti olsaydı büyük ihtimalle olmazdı. Neden? 1300 lira asgari ücret oldu. Oha, bu arada ambulans geldi yine. Evet. Ama kusura bakmayın canlı yayın olunca arkadaşlar böyle şeyler. Olaya bir pause yapalım. Evet ambulans gitti. On diyordum. Şimdi Tabii ki AKP'nin AKP. yaptığı bir şey bu. Çünkü söz vermişlerdi ya. Asgari 300. ücret aynen. Asgari ücreti 1300 lira yapacağız. Bu yaptılar da, ama ya. Yaptılar. Bunu da asgari ücretin üzerinden hesapladıkları için öylediler. Asgari ücreti 1300 lira yaptık karşılığında. Yani ne sandın ki? Adam kendi cebinden vermeyecekti herhalde. Bize gömecekti gene. <laughs> Bağkur primi verenleri gömecek. Şimdi niye oraya AKP yazdım? Bir sürü kişi AKP'ye bayağı bir giydirmiş, saydırmış. Eyvallah. Diler neden bu sorunlarla ilgili bir şeyler demiyorlar seçim zamanı? Yani ikinci sırada CHP var. Bir de MHP üçüncü sırada ama... Aslında AKP'nin alternatifi. O yüzden ikisi de iyi muhalefet yapabilmeleri lazım. Seçim vaadi olarak ne gördük? CHP'den mesela biz potansiyel olarak daha böyle CHP'ye atma potansiyelinde olan insanlarız. Yani şu üç partiden, 3 partinin içinde daha böyle CHP'ye atma potansiyelinde olan insanlarız. Yani vaadi ne gördük? Hiçbir ya. şey yok. Bak hiçbir şey yok. İşte kardeşçe yaşayalım. Ondan sonra bizim zamanımızda da insanlar fakirdi şey diyor Kılıçdaroğlu. Ne diyordu ya? Ben küçükken de insanlar fakir mi diyor. Ayrımcılık mı var diyor. Aynen, aynen Yani işte insanlar fakir. Ne yapacağını niye söylemiyorsun? Kesin hani o broşürlerde vardır. Bazı şeyler yazmışlardır. Ama bununla ilgili mesela bir vaat gördün mü sen? Ben görmedim. Zaten MHP'nin direkt şeyi çok kötü. İletişimi insanlarla. Işte. Yani herkes bak herkes bir şeyleri kullanıyor. AKP dini kullanıyor. CHP biz Atatürk'ün partisi. MHP milliyetçiliği kullanıyor. HDP işte azınlıklar ne kadar Hı. azınlık varsa hepsini toparlamaya hepsini. çalışıyor. Adamlar ciddi ciddi engelli vatandaş almış. Şimdi hani bakış açına göre değişir derler ya. Adam bunu yani adamın teki bana HDP'yi savunmak için söylüyor. Bak diyor engelli bir vatandaş almışlar diyor gruplarına, partilerine. Bunu mu düşünüyorsun? Ben gördüğüm zaman ne dedim? Engelli vatandaşların üstünde. Aynen ya. bu. Yani etrafta ne kadar azınlık varsa hepsini topluyor. Peki şu anda ne olmuş? En son işte. Çıkarmışlardır. Yok Çıkarmışlardır. şey olmuş. Yani bunlarla ilgili mesela bazı teklifleri var mı? Bunlarla ilgili teklifleri yok. Gene birisi söyledi şey muhabbeti yapmışlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Gene bir gidip bakmam lazım. Siz de bir gidin bakın doğrulayın. İşte tecritler kaldırsın. İşte Apo ile ilgili gene bir şeyler istemişler. Bunlar olursa başkanlık konuşabilir. Bu çok yeni olan bir olay yani. Bunlar olursa başkanlık, ben konuşabilir. başkanlık Başkanlık tartışırız dedik. Olay bu. bu çok yeni olan. Daha önce de bir olmuştu ya. Seni başkan yaptırmayacağız. <laughs> Daha önce de olmuştu. Şimdi işte tecritler kaldırırsın işte Apo bilmem ne olsun. E hani hani abi ateist hakları? Hani LGBT, LGBT hakları? Yani çıkıp şunu dese ya. Başkanlığı konuşuruz ama ateistlere şu hakları vereceksin. Başkanlığı konuşuruz ama LGBT'ye şu hakları vereceksin. Başkanlığı konuşuruz ama engelli engelli vatandaşlara şunu şunu yapacaksın. Ne oldu gene Apo? Aynen. Yani bak nasıl hala uyuyorsunuz anlamıyorum. <laughs> Hayatından bezde. Ne yeter neyse. Şu film falan mı ya? Hangisi? Gece takibi Liam. Aynen. <laughs> hani bir kere şey demiştim ya. Filmin adı Gece takibi Liam ne oluyor? Liam Neeson'ın filmi. Ha. Tamam mı? Bir kere eski podcast serimde şey demiştim. Sen dinliyor musun benim podcastleri? Hı hı. <laughs> Dinliyorsun değil mi? Aynen. Şey demiş. Ama bilmiyorum ben. Ne, ne yapıyoruz ki şu anda? <gülüyor> 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 Konuşuyoruz ama. eski podcast serimde demiştim. Film isimlerini Türkçeleştirirken oyuncuya göre Türkçeleştiriyorlar. İşte Eddie Murphy mesela bir, bir ara Naughty Professor diye film çıkarmıştı. Çatlak Profesör. Ondan sonra çıkardığı her filme bir çatlak kelimesi koydular. Çatlak ajan, çatlak bilmem Hı -hı. ne. Hatırlıyor musun o muhabbeti? Les Nielsen işte çıplak silah vardı. Ondan sonra de çıplak ajan falan. Öyle bir şey demiştim. Şimdi abi bizim reize de Takip. Çünkü ilk filmi, yani ünlü olduğu filmin adı Taken'dı ya. Hı -hı. Taken. Sonra mesela ikinci filmi Taken 2. Bizimki ya Takip İstanbul'da falan diye çevirdiler. Taken 3 vardı. Şimdi bu Tamamen ayrı bir film. Ee, neydi bakayım? A Walk Among the Tombstones olması lazım. O film. Hı hı. Hatta birkaç gün önce şey yapmıştım ben. Tavsiye etmiştim. O film olması lazım. Direkt Gece Takibi. <laughs> Direkt Gece Takibi diye abi çevirmişler. Şey var. Çok büyük ihtimal non-stop'ta uçakta geçiyor ya uçakta takip. Ben kesin bak bak, <laughs> bak her şeyde internetten bak uçakta takip diye geçiyordur kesin. Liam takip oldu ya. Düşünsene senin filmlerin adının takip olmasını yani. Takip. Komedi filmi çekiyorsun komik takip Aynen. falan. <laughs> şeyde film mi? Chronicle. Aynen. Bilmiyor musun onu? Hatırlayamadım ya. Yıl kaç abi? 2012 filmiymiş galiba. Chronicle. Nasıl bir şey? Ya onu oraya niye yazdım? Gerçekten ilginç bir durum benim için açıkçası. Çünkü ya filmin fragmanına bakın. Chronicle işte trailer yazın bakın yani. Gerçekten hani fan footage filmleri olur ya. El kamerasından çekersin. otur O tür bir film. Kara Karadedeler aynen. Karadedeler'in <laughs> <aynı. gülüyor> şey versiyonu. Yabancı versiyonu. <laughs> İsim de uyuşuyor hani kronik. Aynen. O da kara. Ama korku değil. Genelde korku türü olur bu. Bu daha çok bilim kurgu türü. işte çocuklar 3 tane genç. Bir böyle meteor düşüyor bir yere. Bunlar da işte onu el kamerasıyla bakıyorlar o meteordan ondan o meteor dokunarak güç alıyorlar falan. Ama işte meteor çukura düştüğü için başka kimse göremiyor. Bunlar hani bayağı çukura girip mağaraya girip falan buluyor. Neyse bu adamlar yavaş yavaş güç sahibi olmaya başlıyor. Aynen şey force, hani Star Wars'daki force var ya. Hı -hı. Aynen o tür güç yani, sahibi olmaya güç başlıyorlar. Hı -hı. Ondan sonra hatta force'u kullanarak kendini uçurmaya başlıyorlar falan. Çok fantastik olmuş. Ondan sonra ama hepsinde aynı güç var canım, hepsinde force var yani. Ondan sonra işte bir noktada bir tane çocuk sürekli bu zaten hani kötü davranılıyor bu çocuğa. Bu işte gü güçlerini Kötülük için kullanmaya şey falan. Diğerleri bunu durdurmaya çalışıyor. Fikir olarak güzel. Abi iyi. Olayın komik yanı şu. Baş karakterin tipi birebir Mark Hamill. <laughs> birebir Luke Skywalker yani. O ben da çok komik. Çekmiştim. Ama işin ilginç yanı şu. Niye benim için ilginç bir olay dedim? Abi filmi yarısına gelmeden kapattım. Niye sanat filmi? Abi klişeden öldüm. Klişeden bak. Filmin konusunu niye anlatıyorum? Çekimler de güzel. Çekimler de hani efektler falan da kötü değil. Böyle bir konuyla efektler de kötü değil. Nasıl insanın filmi kapattıracak kadar kötü klişeler olabilir? Gerçekten öyle. Bir kere çocuklar tam bir geri zekalı. Birisi öbürüne kızıyor diyor ki niye diyor işte açıklıkta diyor herkesin görebileceği yerde gücünü kullanıyorsun diyor tamam mı? Ertesi gün o çocuk uçuyor. <laughs> Şehrin üstünde uçuyor abi. Uçak falan geçiyor yanlarından falan. Bu arada hiçbir yerde böyle gazetelerde falan yazmıyor bu olay tabii. Bir. ikincisi orada işte karakterlerden bir tanesinin kız arkadaşım neymiş? Kezban'ın önde gideni kezbanlıktan öldüm abi en sonunda. Ne oldu biliyor musun? Tam nasıl diye. Böyle kızla kavga ediyor. Saçma sapan bir sebep yüzünden falan. Bir sürü böyle kavga sahnesi seyrediyorsun. İşte şeyi çarpıyor kapıyı çarpıyor bir de eski sevgilisi tabii, eski <laughs> sevgilisi ama kız hala daha ilgileniyor falan çocukla kapıyı çarpıyor falan neyse ondan sonra bir sonraki sahnede işte o çocuk kamerayı alıyor kamerayı alırken bir bakıyorsun Kezban'la gelmiş herifi kameraya alıyor dedim siktir git artık Kapattım direkt. Demek ki bir yaştan sonra bu kadar kezbanlık, bu kadar klişe boy, çekilmiyor hı. bir. İkincisi de şey klişesi. ya yani Filmin başında direkt böyle okulun bully, bully'ler olur ya böyle. Hı hı. Okulun kafası onlardan dayak yiyor. Lüzumsuz ama çok böyle saçma sapan sebepten yani geçiyor böyle. Sinirleniyor bunun Dövüyor falan. Hani direkt hani ben kötü adamım diyor. Ondan sonra işte babası var. Babası ay yaş. O işte dövüyor lüzumsuz yere falan. Böyle tokatlıyor falan. Hani diyorsun ki bak bunlar kötü adam falan. Yani çok büyük ihtimalle o 3 tane genç yazmış o filmi. Bu kadar, bu kadar film kapattıracak kadar klişe olamaz yani. Hakkın yok buna. <laughs> sosyal deney yapmışlar. Film film <laughs> değil sosyal Seni deney. Seni denemek olacak. için bakalım ne kadar izleyecek. Aynen. Yani. Aynen sosyal deney olmuş yani. <laughs> Tam sen kapatınca böyle şaka şaka. <laughs> şaka film aslında güzel düzeliyor. Aynen. <laughs> yani düşünecek olursan o konuyla gerçekten çok iyi filmler çekebilir Belki düzelirdi konu. Ne diyeceksin? Purge Anarchy mi diyecektin? Hı hı. Harbi mi? Onu seçecektim. Ciddi mi? O da film. Diye. Çak. <laughs> ben zaten onunla ilgili konuşacaktım. Ona <laughs> yani buna bağlı olarak onunla ilgili konuşacaktım. Geçen bölümde şey dedi ki, geçen podcast'te Purge Anarchy'yi indirdim, seyredeceğim falan. Nasıl? Bir mi? kere gerçekten birden bin kat daha iyi. Birden gerçekten bin kat daha iyi. Purge 1'i sevmediyseniz bile ki ben nefret etmiştim. Benim herhalde en nefret ettiğim film türü klişeden ölen film. Konusu iyi. Konu güzel. Her ne kadar biraz mantıksız olsa da. Yani oturup düşünüyorum ya, tamam mı? Hani nefret ettiğim filmlere. Hani bazı film hani şey dersin. Yani güzel değilmiş olsa da olur olmasa da olur dersin. Bazı filmden nefret edersin ama. Yani oturup düşündüğüm zaman en nefret ettiğim filmler direkt klişeden ölen filmler yani. Bir de nasıl farkı var? Direkt sokaklara yine iniyor konu. abi. Bir ikincisi İkincisi de 5 dakikası ettim. Dedim ki ya şu 5 dakikada bitse film gene birden daha iyi. <laughs> şey çok güzel olmuş. Yani böyle daha ucuz bir kamera kullanmışlar. Daha böyle sokak seviyesine inmişler. Daha böyle insanların yüzünden falan gösteriyorlar. Öyle olunca o gerginliği, gerilimi gerçekten iyi vermişler. İkincisi prodüksiyon kasmışlar. Böyle Mad Max'in light versiyonu gibi. <laughs> Ondan sonra şey falan var. Bazı şeylere güzel para harcamışlar yani. İşte böyle bir tır var. Tırdan böyle makinalı tüfek, şey ne makinalı tüfek, minigun, mitralyoz. Onunla falan ateş ediyor. Bunlara uğraşmışlar. Bazı yerlerde spoiler vermeyeyim yani. Bazı daha güzel yerler de var yani. Ama abi Adamlar şeyden kurtulamamış. İki tane şeyden kurtulamamış abi. Birdeki olan iki saçmalıktan kurtulamamış. Birincisi abi en sonunda bir tane daha şey olmuş. Abi spoiler ama o spoilerdan sayılmaz çünkü herkes onu anlayabilir. Spurge'ü biliyorsanız gene düşüyor adam yere. Ondan sonra diyor şimdi diyor seni öldüreceğim falan filan gene muhabbet. En sonunda öldürmeden önce catchphrase söylüyor. İşte bilmem neydi o ya. Onların böyle bir Purge'in Purge kendi lafları var. Özel sözü var yani. O sözünü söylüyor. Tam vuracakken böyle onu vuruyor falan ama gene 80 saat konuş Planlarını anlatıyor. İşte şöyle yaparken böyle yaptık falan. Aslında biz buyduk falan. Ondan kurtulmuş ama en azından bir tane var. Bundan önceki bütün film komple öyleydi yani. Full ondan oluşuyor değil mi? Bir olur. Ondan kurtulmuşlar bir. İkincisi de şu çok salakça abi. Zenginleri en son bir yere götürüyorlar. Komple orada şey yanlış oldu pardon. Zenginleri götürmüyorlar. Bizim ana karakterleri yani bir yere Hı -hı. götürüyorlar. Orada zenginler var. Hepsinin üzerinde böyle papyon, takım elbise bilmem ne. Bunlar işte zevk olsun diye o fakirleri işte avcılık gibi öldürüyorlar, tamam mı? Ya yani öldürmeye çalışıyorlar daha doğrusu. Bu çok saçma. Neden? Ondan önce filmin başında böyle bir zengin aile vardı, takım elbiseli falan gene. Hadi ona eyvallah. Neden? O tür ailelerin içine bazı manyaklar olabilir. Ama vermeye çalıştığı mesaj ne kadar öyle işte takım elbiseli, düzgün böyle kıyafetli, işte elegant derler ya. Yani. O tür insanlar varsa hepsi böyle aslında manyaktır. Parayla. Hani o biraz sembolize yapmaya çalışmışlar. Biraz mesajlı olmaya çalışmış ama saçma olmuş orası. Ağlamaya Neden? falan mı avlamaya Ağlamaya götürüyor. Aynısı şeyde Cem Yılmaz'ın filmi. Harbi. <laughs> Gerçekte olsa yani birazcık gerçekçi olması lazım. Bak mesaj vermek güzel şeydir. Ben de mesajsız film çekmem yani. Ben de hep böyle gö göndermeli. Hani normal ben uzun metraj da çeksem. Bu işte Bilim kurgu yaptık. Onda da bir sürü gönderme var. Hı. Ama insanın gözüne sokmak güzel bir şey değil. Mantıktan çıkıyor. Gerçekte olsa ne olması lazımdı? Orada mesela gene mesela açık arttırmayla avcılık yapılıyor ama arada mesela şey olması lazım. Kovboy. Çünkü hani silah manyağı adamlar onlar değil midir? Böyle kafasında kovboy şapkası. Ondan sonra pahalı böyle bayağı çizme. Pahalı çizmeler, kot pantolon bilmem ne bacak bacak üstüne atıyor. Elinde iki tane silah o tür adamların olması lazım. O yok. Ondan sonra mesela hiç zenci yok. Kötülerin içinde. Ana. <laughs> şeylerin içinde. Abi o da çok komikti. Orada işte zenginlerin içinde ben hatırlamıyorum zenci gördüm mü? Yok. Zenci kötüler şey. Bu ana karakterleri yakalıyorlar. Zenginlere götürüyorlar. Onların da hepsi zenci. <laughs> yani mesaj vermekten ciğerleri solmuş adamları. Bir <laughs> de bıkmıyorlar mı artık zenci? Hani zenci hani şey demeye çalıştılar herhalde. Bak zenciler de şey. bazı zenciler de şeylerin zengin beyazların Hı. uşağı. Ondan Aha. sonra bunları kurtarmaya gelen böyle devrimci zenciler var. Onlar da komple zenci. <laughs> Bence en mantıksız yer orası. Yani sondaki olay da biraz çekilirdi ama en mantıksız yer orasıydı. Çünkü gerçekçi olsa o tür insanların hepsi o şekilde olmaz yani. Tam tersi onlar daha çok böyle kaçmaya çalışır. Çünkü neden? Adamlar zaten rahat içinde. Adamların zaten her türlü zevki var ki. Hani öldürme zevki, hani bazıları belki her zevki yaşadık bir de öldürmeyi yaşayalım diye düşünüyor olabilir ama birçoğu da o olaydan, kandan vesaireden uzak durmaya çalışır. Tam tersi işte bu olayları görmemeye çalışır. Başkaları onların için yapar. Onların hmm. adına yapar yani. Zenginlerin olayı odur yani. Başkaları öldürür, onlar öldürmemek için. Yoksa adamlar kendi çiftliklerini kurarlardı. Kendi koyunlarını kendileri keserlerdi. Veya kendi ineklerini kendileri keserlerdi yani. Orada mesaj vermeye çalışırken biraz ma mantıksız olmuş yani açıkçası. Ama genel olarak... Genel olarak kesin seyredilsin. Seyret yani. Bakayım ben. Bayağı öyle bir film. Şeyde mi film? Şu Salty Eyes. Hı? O film adı değil ya, şu bak şuradan geçiyor. Vikings dedik ya, Vikings'in devamı o. Ha bak orada bak bir şeyi unutmuşuz. Mısır tarlası demişiz, Hı -hı. Ragnarok demişiz. Şimdi Vikingleri konuşurken onu söylemeyi unutmuşum. Vikinglerin de öteki dünya olarak mesela Valhalla vardır, Ragnarok vardır. Mısır tar tarlası. Mısır tarlası da yanlış hatırlamıyorsam gene arkadaşlar kontrol etsin Ragnarok olması lazım. Yani onların cenneti, şimdi... Dardar'da cennet nasıldır? Hurma ağaçları. Altlarından Şarafım nasıl ya? Oldu. Altlarından su akan, ırmak İrmak. akan meyveli, hurmalı mekanlar. Hı hı. Vikinglere göre de mısır tarlaları. <laughs> Hangisi de i̇şte, var şimdi? Onlarda bulunmayanlar. Onlarda istiyorlar. bulunmayan. Ondan sonra onlarda gene şey, daha önceden de söylemiştim. Kıyamet zaten derin bir soğukluk. Bizde direkt ateştir ya. Hı hı. Onlar adamlar üşüdükleri için, Araplar da büyük ihtimalle hı. çok kavrulduğu için yani sıcaktan. Aynen sıkıntı çektikleri için onlara da öyle kavrulmak çok değişik ya. O bölgede o olur. Hani şey diyorlar ya abi diyorlar ateist olmak için neleri bilmem lazım neleri okumam lazım. Veya ateist olmak için değil de gerçeği bilmek için. Yani din doğru mu ateizm doğru mu veya dinsizlik doğru mu gerçeği bilmek için ne okumam lazım. Zaten herkes Kur'an diyor. Onu herkes söylüyor zaten. E de bu. Bunu bir kere okuyacaksın. İkincisi de diğer dinlerin de ne olduğunu? En azından böyle kitaplar var. Mesela bir kitapta birkaç sayfa o dinleri özetliyor. O dinlere göre insanlar nasıl doğmuş? İlk insan nasıl çıkmış? Dünya nasıl yaratılmış? Zaten hiçbirinde evren nasıl yaratılmış yoktur. Bilmedikleri için direkt dünya nasıl yaratılmış vardır. Dünya ve gökyüzü olarak geçer yani. Hı hı. Dünya uzayın içinde böyle öyle bir şey yok yani. Dünya ve gökyüzü. Güzel, Neptün falanmış öyle bir böyle. <laughs> Oha Neptün var ama şeyde. <laughs> var Roma mitolojisinde Neptün var. O Jüpiter Jüpiter'de var. Kapak Oha. şov. <laughs> Şu an kapak. kapak. şov. Bunları o kadar zaman önce nasıl bilmiş? Hadi bakalım. Ateistler açıklayayım bunu. Roma mitolojisine inanmayan ateistler bunu açıklasın. Mars o zamandan nasıl bilinmiş? O kadar. Venüs nasıl bilinmiş? Jüpiter nasıl bilinmiş? Neptün nasıl bilinmiş? Venüs <laughs> 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 bir de şey ya. Yunan teorisinde ne olarak geçiyordu? Yanlış. Venüs Roma'da. Yunan... Roma ile Yunan böyle çok benziyor birbirlerine değil mi? Ee, Roma Yunan'dan Ama çakma. Ama çalıyor, değil mi? Aynen. Roma Yunan'dan çakma. Roma'da Venüs, Yunan'da Afrodit. Hıh. <laughs> Aynen. O şekilde. Hadi bakalım ateistler bununla açıklasın. Zor biraz ama. <laughs> Neptünü o kadar zaman önce nasıl bilmişler? O zaman daha bilimin B'si yoktu. Neptün de bak mavi. Bak Neptün de mavi bir gezegen. Mavi ne? Denizin mavisi. Değil mi? Neptün de denizin tanrısı Sahada i̇şte. ölen futbolcu <laughs> Şimdi buraya. Youtube'dan açma. <laughs> açma açma. Açayım. Vallahi açarım. <laughs> evet bu arada bir sonraki konumuza geçmeden önce biliyorsun biz de artık reklam oluyoruz abi. Öyle mi? Tabii. O yüzden önce reklamlarımızı sunalım. Ondan sonra devam ederiz konumuza. Dilediği her şeye kolayca sahip olabilen bu reklamı hemen geçsin. Skip. Evet geri geldik. <laughs> Bir sonraki konu ne? Bir sonraki konu bu şey sahte kartla üye olanlar. Ha. Abi birisi anlattı. Şey diyor. Şimdi ne yapmışlar onlar ya? İninel kart böyle. İninel kartla Üye ha, olmuşlar. bizim 1 liralık. Aynen. 2 dolar mı? Öyle bir şeydi. Hı -hı. O zamanlar gizli efekest vardı. Şimdi gizsiz efekest var. Onunla üye olmuşlar. Ondan sonra hani şey diyordum ya birçok kart kabul edilmedi falan diyordum. Birçoğu işte PayPal için mi yoksa Patreon için? Patreon için. Patreon, Patreon üzerinden o şekilde üye olmuşlar. Ondan sonra da işte öyle olunca tabii açılıyor gizli efekestler. Hı -hı. Gizli efekestleri seyrediyorlarmış veya dinliyorlarmış. Ondan sonra da ay sonunda da şeyin içeriğini, limitini boşaltıyorlarmış. Nasıl o para da gitmedi falan. Tabii böyle bir şey insanların yapabileceğini tahmin etmedim mi? Tahmin ediyordum. Hatta insanların alıp torrente yükleyeceğini falan da düşünüyordum yani. Ama seyrettiğin zaman veya dinlediğin zaman üçün birini aldın mı abi? Büyük ihtimalle şey diye düşünüyordun değil mi? Böyle premium, esas kaliteli olanlar onlar böyle. Hayır abicim. insanlar bizi sevdiği için yani bizim podcastlerimizi sevdikleri için bu şekilde bize destek olmak için yapıyorlar. Patreon üyeliğini. Ne fişekler ha. <laughs> ben de ben de onlara teşekkür amaçlı artı bir bonus olarak böyle bir şey veriyordum. Esas üzerinde kalite olarak uğraştığım herkesin ulaşabildiği podcastlerdi. Gizli efekeslerse sadece muhabbet gibi vakit geçmesi amacıyla işte kendi hayatımda yaşadıklarımı anlattığım ne kadar malmışsın kardeşim. <laughs> Büyük ihtimalle kızmıştır. Ya bu ne ya? O kadar oyun yaptık, iyi olduk, ne çıktı ya falan diye. Zaten bundan sonra artık her şeyimiz şu anda her şeyimiz ücretsiz. Neden? Gızsiz efekst. Sadece üye olanlar iki hafta önce dinleyebiliyor. Üye olmayanlar da iki hafta sonra dinleyebiliyor. Şark kurnaz adam. <laughs> Neyse var mı başka? Mount Olympus. Mount Olympus. Olympus Dağı. Olympus Dağı'nın mitolojik olarak ne olduğunu biliyor musun? Kutlamalar yapılıyor o zaman. Bir de şey Antalya'da falan böyle Olimpos'u gidiyorsun falan. Kızlar Plajda, falan var. işte barda falan Olimpos'ta olan Olympus'ta kalır. <laughs> Arada takılıyorsun. İşte bardaki kutlamalardan bahsediyorum. Bu kadar bil. Kızlar sevgililerini aldatıyor Aynen. falan. <laughs> baya çirkin kızlar Yani düşünecek olursan normal hayatta çirkin kız sevgilisini kolay kolay aldatamaz. Olimpos'a gidince aldatabiliyor. Aynen. Orada çünkü herkes tuttuğunu öpüyor. Yani herkes öğrenci olduğu için üç günün var abi. 3 gün içinde ne tutarsa onu öpüyorsun yani. Bir şey ya. İyiymiş de bizim arkadaşların içinde hep yani çirkin bulmayan ben hiç görmedim. Hadi ya. Bizim böyle muhabbete girdiğimizler vardı. Onlarda böyle şey olur ya bir şişman bir zayıf olur ama hep şişman konuşuyor. En çok konuşan şişmandır. Biliyorsun değil mi o grupları? Yani 3-4 kişilik grup bile olsa Gene en böyle atlayan, en çok konuşan şişmandır falan böyle. Hatta böyle cinsellik hakkında konuşmaktan çekinmez. Falan böyle. böyle cinsellik hakkında konuşan. Bak işte bak. Ben özgür kızım falan. Anla, anla artık ya. <laughs> işin çok ilginci. Bir tane böyle Çinli Amerikalı kızla tanışmıştık. O da şeyde Olimpos'tan döndüğüm kız bizimle konuş. Bak düşün yani, kızlar teklif ediyor. ediyor. Ama biraz geç oldu işte dönüşte çünkü otobüste <laughs> yani muhabbet. Şeye çok benziyor. İşin ilginç yanı oydu zaten. Nasıl şimdi anlatayım. Güzel miydi? O? Yani güzel. Fena değildi. Evet. Zaten öyle bir numaramız olmadı. Konuştuk sadece yani. Muhabbet ettik. Bu True Lies filmini biliyor musun? True Lies fragmanına zaten bakacak olursanız arkadaşlar orada böyle kötü bir Çinli kadın var. Yani çekik gözlü. Ona çok benziyor. O zamanlar çok ünlüydü. Bir sürü dizisi falan vardı hatta. Relik diye galiba dizisi vardı. O kıza kadına çok benziyor. Yani çok güzel değildi ama gene de o zamanki bizim bizimle konuşan böyle hani güzel kızlar bizimle konuşuyor muydu ya falan. Meğer o İzmir'de olduğumuz içinmiş yani. İzmir'de kızların bizi iplememesiymiş. Olimpos'un o artısı vardı. Olimpos'a gittiğimiz zaman gerçekten böyle kızlar konuşuyordu öyle kaçmıyorlar. Hani <laughs> Muhabbete giriyorlar. Neyse, esas soracağım o değil ama Olimpos dağı Yunan mitolojisinde tanrıların yaşadığı, kaldığı dağ. Tamam mı? Bu da gerçek mi, değil mi? Gerçek. Bu da gerçek bir dağ. Gerçek. Ben hep şunu düşünüyordum. Bu da hani tanrılar Olimpos dağının tepesinde ya. O dağ da o yüzden uydurma bir dağ. Hani tanrılar nasıl uydurmaysa o dağ da uydurma bir dağ. Dağın kendisi gerçek. Dağa bakıyor Yunanlılar. Dağın tepesini göremiyorlar tabi. Ondan sonra diyorlar ki bu dağın tepesinde tanrılar yaşıyor, oturuyor. Veya işte zamanında oturuyordu. Çok ilginç çünkü zamanında hatta kırmızı hapta işte dağın arkasında. Aynen. Ne var? Onu demiştim ya. Karikati bu asla te tesadüf yani. Olimpos dağı ne? olayını bilmiyordum. Bak bunlar da o zamanlar aynısını yapmışlar. Yani birbirlerine demişler ki Kardeş bak bu dağın tepesinde şimdi Zeus var. Şey arada, arada Herkül çıkıyor falan. O işte Afrodit bilmem ne. Sen buna sorduğun zaman kardeş sen gittin mi o dağın tepesine baktın mı? O da diyecek saygı ki diyor. sen gittin mi? Saygı duyuyor. Şey <laughs> Zeus'a saygı duyuyor. <laughs> sen gittin mi baktın mı? Diyecek. Kimse gidip bakmadı. Kimse o dağın tepesini bilmiyor. Ama bazı insanlar o dağın tepesinde ne olduğunu bildiğini iddia ediyor. Anlatabiliyor muyum? <laughs> yani bu aslında gerçekten şimdiki dini savunan dincilerle dinsizlerin <laughs> arasındaki tartışmanın Aynısı. Aynısı abi. Birisi diyor ki sen o dağın tepesine gittin baktın bakmadın. Ha o dağın tepesinde Zeus var. Kapak. Yapıyor öyle. <laughs> Kapak şov <şoyu> yapıyor. <laughs> sen de diyorsun ki sen nereden biliyorsun kardeşim diyor. O da diyor ki bak diyor şu küçücük bir kayın. <laughs> şu küçücük geminin bile diyor bir veya şey diyordur çok büyük öyle kaptanı varsa. Yıldırımlardan bahsediyordu. Semavi dinlerde de var o. Yıldırımlar işte Tanrı'nın gazabı. İmansızlara falan böyle kafalarına çakıyor. Şeyde de öyleydi. Zeus. Hatta şeyde ayetlerde yıldırım kelimesini arattığın zaman neredeyse hepsi olabilir. Yani tam hatırlamıyorum ama hepsi olabilir yani. Yıldırım kelimesinin geçtiği her yer işte imansızlara yıldırım. Sorgulayana bir tanesi kanıt istemiş yıldırım çarptırmış falan. Özellikle başlarda öyleydi. Cezalandırma. Cezalandırma amaçlı yıldırım. Bir konu daha söyleyebilirsin. Tamam. Bir saati geçeriz. Şu an gene kendisinden kısacak ya. Hı hı. O yüzden. Ama bir saati geçer yani herhalde. Kesin. Rahat geçer de. Yani bir buçuk istiyorum. En azından bak iki haftada bir yapıyoruz ya. En hı. azından bir buçuk olsun. Tamam son bir Zorlamak konu. Zorlamak istiyorum bir buçuğa. Son bir konu daha söyleyeyim. Bu satır bayağı uzunmuş. <laughs> o zaman sabah kadar konuşuruz herhalde. Ninja Turtles ürün yerleştirme ve oyuncak aldırma farkı. O da gene Ninja Turtles... 2'nin muhabbetini yapıyordum. Sanırım gişsiz FKS 2'de olması lazım. Ninja Turtles geliyor diye. Orada tabii bir ton ürün yerleştirmesi yapmışlar. Tabii amaç oyuncak sattırma. Şimdi orada da not olarak yazmamın sebebi de şey. Eskiden şimdi çocuklara nasıl oyuncak aldırılıyordu veya nasıl ürün yerleştirmesi oluyordu. İşte sen mesela Ninja Kaplumbağaları seyrediyorsun tamam mı? Ninja Kaplumbağaları seyrettiğin zaman hoşuna gidiyor Ninja Kaplumbağalar. Oradaki karakterler. Ondan sonra gidiyorsun bunların oyuncaklarını alıyorsun. Şimdi artık o kadar boku çıktı ki. Yani oyuncak sattırma birinci sırada şu anda. Yani para Hı -hı. kazanma olarak oyuncak Hı -hı. sattırma Sağ birinci olsun. sırada. Hı -hı. Artık şöyle oluyor. Böyle mesela gidiyorsun tamam mı? Ninja Kaplumbağaları seyrediyorsun. Ninja Kaplumbağalar başka bir ellerinde oyuncaklarla oynuyorlar falan. Ötekisi gidiyor böyle iPhone açıyor. iPhone'dan böyle Bilmem ne paralı bir uygulama açıyor böyle hmm. oyuncu oyun oynuyor falan aa diyor ne kadar güzelmiş o oyun falan. Ondan sonra işte arabaya biniyorlar arabada böyle şey var Samsung tablet var atıyor. <laughs> <Daha mı? gülüyor> yani eskiden biz eskiden biz karakterleri seyrederdik hoşumuza giderdi o karakterleri alırdık oyuncaklarını. Hı hı. Şimdi artık her yer oyuncak oldu. Yani. Aynen. Hele Şirinler, şmörs felaketmiş yani zaten çocuklara hitap ediyor ya her yerde bir oyuncak her yerde bir reklam. Nefret ettiğim ikinci film çeşidi işte bu. Birincisi klişeden ölen filmler. İkincisi de ürün yerleştirme amacıyla yapılan. Biraz Cem Yılmaz'a gönderme yapmış olduk ama Aynen. fark <laughs> ettin değil mi? Aynen. Yani abi anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bak çok böyle milyonlarca dolarlık ne bileyim 100 milyon dolarlık film çekmemiş ki adam. O kadar bir hayvan gibi prodüksiyon var mıydı? Hayır. Zah, sadece bir tane villa kiralamış. Bu kadar. O zaman yani bu kadar Ürün yerleştirme yapma bu kadar para ya ihtiyacı var mı bu adamın anlamıyorum ya gerçekten anlamıyorum. Direkt Pepsi yapmış yani. <laughs> ya gerçekten bak çaktırmadan gösterse Aynen. anlarım yani. O hiç önemli değil bak çaktırmadan yapsın ürün yerleştirme. Bilmiyorum Türkiye'de var mı öyle bir şey de ne bileyim arabanın markası gözüksün. O zaten bizi rahatsız etmez yani. Ama reklam seyrediyorsun ya reklam. Aynen. Yani şöyle demişler abi sen bize bir reklam çek komik olsun. Gitti. Millet de mi? enayilerde para verip gitsinler. Şimdi bakın bir sürü kişi laf edecek. Ne enayim dediniz bir sefer. <laughs> Senin adını şey yapıp gitsinler. Peki komik miydi? Ben seyredeceğim kesin de. Cem Yılmaz sonuçta yani. Ya işte Cem Yılmaz esprisi seven güler. Şey gibi mi böyle Arif. Direkt Arif ya. Direkt Zaten Arif mi? Esnaf işte eleman. Kötü hali zengin. Cem Yılmaz'ın kötü versiyonu da var işte. Gene mi? Aynen. O zengin böyle. Düşünsene olan. kötü adam fakirmiş böyle. <laughs> kötü adam fakir, iyi adam zengin falan. Böyle görüntüler böyle şeyle aynı. Böyle Her komedi filmin görüntü yönetimi öyle. <laughs> hani Berlin, Kaplan'ı mıydı? Demir. O öyle görüntü yönetimi. Hani bu şey dedik ya. Liam Neeson. Işte takip, İstanbul <laughs> takip, gece takibi falan. Büyük ihtimalle Cem Yılmaz'ın filmlerinde tekrardan Türkçe'ye çeviriyorlarmış. Tamam. Şey Arif şeyde Pepsi reklamında. <laughs> Arif uzayda. Aynen. Arif geriye gitti. Öyle daha iyi olur ki. Arif sihirbazlık yapıyor. <laughs> Arif tatil. Arif tatilde. Evet bu ayın sponsorlarına geldi sıra. Cem Bilge, Svealand, Jasval Zoom, Deikun, Kıvanç Gülbaş, Anosmi.com, Sıra Bir Parfüm Bloğu, Onur Öziç, Sancarberk Okurman, Seçkin Acar, Tarihi Canlandırma Grubu. Bu arkadaşlar sponsorlar. Bunun haricinde de destek olan arkadaşlarımız daha da çok daha doğrusu en çok destek olanlar. İhsan Özyürek, Arman Tokgöz, Kemal Akça, Ertuğrul, Mahmut Bayrı, Bora Gürel, Arif Altıntaş, Gülen Yüz, Barış Öndeş, Erdem Güner, Kaybeden Adam, Atakan Zilifli, James Onur Benli, Barış... Şunu okusana bak. Muaz Şamlı. Aynen Muaz Şamlıymış. Ben şimdiye kadar kaç aydır Muaz şamlı diye okuyorum. Sen niye Şamlı dedin? Ne bileyim öyle bir şey geldi. Niye söylemedin bana oğlum? <laughs> <laughs> ne bileyim abi. Aylardır muassamlı diye okuyordum ya. Direkt şey oldu. Testere filmi gibi oldu yani. <laughs> Aylarca arkadaşlar. Ya, dı 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 Aylarca samlı dediğimiz arkadaşın soyadı meğer şamlıymış. Adam bize sosyal deney yapmış. Evet bu kadar. Evet bir konu daha yapıyoruz. Bonus konu. <laughs> Normalde hep sonda söyleriz ya. Bir bonus konu yapalım. Yani kandırdık sizi. Kandırdık. Sosyal <laughs> ne yaptık size. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kapatacak mısınız? Evet. Mete'nin içinde kalması. Mete çok merak etmiş. Ne olduğunu bilmiyorum arada. Söyle Mete. AVM. AVM. Aynen. Baya bir zaman önce ben bunu kaydetmiştim. Yazmıştım yani not almıştım. Bu Ama ne? şimdiye nasipmiş. Abi hep Açılımı bizde ne de yani? alışveriş merkezi. <gülüyor> Bilmiyor <laughs> muydun? <laughs> Abi bizde bak hep küfrederler AVM kapitalizmin yuvası beşiği. AVM'lere gitmeyin. Halk gidiyor falan. Eğlenmek için sen AVM'lere gider misin? Ben gidiyorum abi açıkçası. Güzel oluyor. Abi bedava hiç para vermiyorsun. Bir sürü mekan görüyorsun yani. Kesin bak AVM'lerden en çok kazanan ki bence en çok vergi vermesi gereken yemek satan yerler. Restoran gibi yerler. Hı. Çünkü hani kitap almayayım diyebiliyorsun. Kıyafet almayayım diyebiliyorsun ama yemek yemeyeyim diyemiyorsun. Hı. O yüzden böyle. Özellikle böyle her AVM'ye bir simitçi falan lazım. <laughs> yani kusura bakmayın arkadaşlar. Hani kapitalizmin beşiği Hı. bilmem ne de. Bak şu an onu da şeyden yazmıştım. Mavi Bahçe diye bir yer açıldı. Ona bakmıştık. Böyle işte açık hava. Kapalı da değil. Agora mesela biraz daha kapalı. Biraz daha kalabalık oluyor. Şimdi sayılar artınca kalabalıklık da yani kalabalıklık da azalacak büyük ihtimalle. Optimum çok kalabalıktı. Agora kalabalıktı. Şimdi Mavi Bahçe de açıldı. En azından dengelenir diye tahmin ediyorum. Gerçekten başka ne eğlencesi var ki? Orada sinemaya gidiyorsun işte. Ondan sonra Aynen. böyle oyuncaklara falan bakıyorsun. Yeni böyle oyunlar, kutu oyunları falan var mı? Hep en böyle önemli şey, olur. şey ya böyle teknolojik aletler. Aynen falan. teknolojiklere bakıyorsun. Yalnız mesela Mavi Bahçe'de o zayıflığı gördüm. Teknolojik olarak ne var? Teknosan var. En sevmediğim yer yani. Başka ne var? Böyle Media Markt falan. Media Markt oluyor. İçinde var. Şeyde yok işte onlar. Mavi Bahçe'de yok. Media Markt oluyor benim sevdiklerimden. Mesela Optimum'da Media Markt var. Onun şey aracını var. Bimax'i mesela ben seviyorum. Bimax güzel oluyor. Şeyde. Oha hepsini ...reklamını yaptık. <laughs> bedava. Skip diyorum ben bunu. <laughs> çaktırmadan... ...çaktırmadan beleş reklam yapıyoruz arkadaşlar. Yani öyle hani eyvallah AVM'lere... ...atarlanalım da. Hep öyle ya. Bir i̇şte de şey bir diyorlar. AVM açma, bir AVM açmak, bir AVM... Daha büyük suçtur bu. Gerçekten nerede eğleneceksin ki o zaman? Nerede eğleneceksin? Para vermek istemiyorsun. Tamam mı? Para vermeden nerede eğleneceksin? Yok ki yani. Aynen. Ben gidip böyle... ...medya markta bedavaya PlayStation <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sen de mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de oynamak istiyorum da sırayı hiç gelmiyor bana ya. Şeyi hatırlıyor musun? Ayşe Arman'ın kocaman bir billboard'da resmi vardı. İşte evimden AVM'ye inebilmek istiyorum falan diyor. Apartmanımdan aşağıya AVM'ye inebilmek istiyorum falan diye. Ondan sonra şey demişlerdi. İşte Gezi Parkı'nın yerine AVM yapılacak demişler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sonra iktidar şey dedi. Biz oraya AVM yapmayacağız topçu. Neydi kışlası mı yapacağız dedi bir şey dedi. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Ama o Ayşe Arman'ın söylediği evimden AVM inmek istiyorumun gerçeği var Amerika'da. İstanbul'da da kesin vardır ama biz İzmir biraz köy olarak kaldığımız için <laughs> bizde yok. Yani bildiğin bayağı yüksek bir apartmanda sen ev olarak yaşıyorsun abi. Orta kısmı boş. Orta kısmında da avlu var. Orada işte fıskiye bilmem ne. Ve aşağı iniyorsun alt katlar gerçekten AVM. Çok ilginç. Yani şunu düşün. Optimum'u düşün. O da böyle kat kat ya. Kat kat. Beşinci katta kadar optimum. Beşten yukarısı da ev. <laughs> İnsan sıkılır gerçi yani açıkçası. Yani yürümezsin ki o zaman. Direkt yürüme. Bizim işte Amerika'da çalıştığımız yerde patronlar bir ara öyle bir yerde kalıyorlarmış. Gecenin bir saatinde falan böyle AVM kapalı olsa bile sen inebiliyorsun. Tam fantezi yani. <laughs> kapalı böyle dükkanların arasına falan yürüyebiliyorsun. İyi yani bu iyi çekim Terlikle. <laughs> Bilmiyorum abi. Burası alışveriş olarak her yer birbirine yakın ya. Bence çok daha iyiydi yani. Çünkü gecenin bir saatte birde falan ikide falan gidebiliyorsun. Yani birde mesela inip süt almaya gidebiliyorum. Şu anda burada yani. Orada hava karardıktan sonra zaten birçok yer kapanıyor. Hadi Walmart falan açık. Yürümek için gerçekten çok mesafe kat etmen lazım. Yani neredeyse iki metro arası falan. Öyle yani. Evet bunu da aleyhimde kullanırsın. Pis AVMC FI'dan. ne yapayım abi? En bedavası o yani. <laughs> Var mı başka bir Bitirdin mi? Aynen. Tamam o zaman kendinize iyi bakın <laughs> arkadaşlar. İki hafta sonra görüşürüz. Vakit olsa belki haftaya olur ama şu anda söz vermeyeyim çünkü Kırmızı Ab 2'nin üzerinde çalışıyorum. Çekim olarak henüz çekimlere başlamadık ama ses kaydını falan yaptım. Biraz tersten gidiyorum. Çekimleri hazırlayamadığım için boşta oturmak istemiyorum. O yüzden şu anda animasyonları yapıyorum. Normalde önce çekimleri yapardım. Sonra üzerine animasyonları koyardım. Şimdi önce animasyonları yapıyorum. Çekimler olduktan sonra çekimleri direkt koyacağım ve öyle bitmiş olacak. Böylece boş oturmuş olmayacağım yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz youtube.com bölü konmek. Bir tanesi sen Twitter sen söyle mesela. Twitter.com bölü Efe Hayır. Twitter.com bölü <laughs> konmek. <laughs> konmek mi? Evet. Hangisi Efe Aydal? Patreon. Ha. Destek olmak isteyen arkadaşlarımız için patreon.com bölü <laughs> Efe Evet nasıl bildin? Çok iyi geldi. <laughs> <laughs> eee emanet. Evet neye emanet olsun onu sen söyle. Neye emanet olduklarını sen söyle abi. Konumuzla ilgili olması lazım. Konumu düşüneyim bir dakika. Buldum. <laughs> <Söyle>. Süper dadı. <laughs> tamam. Süper dadıya emanet olun arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar.